I'm a different kind of guy, I'm a different kind of guy. Different kind of guy, I'm a different kind of guy. I'm a different kind of guy. I work hard, play hard, y'all better know. When Trey start, make y'all haul for the dough. I'm focused, know it's time for the come up. Run up, only thing I get is a thumbs up. Brace yourself, my pace, hectic. Respect it, connect it, head for the exits. Trey X, action, my faction, whack on nothing. Five different angles like a fraction. Chain B, swinging, baby, mingling with chick stepping, jingling. Big dough slinging, Trey X, stay flex, equipped in the drop legs. I'm too true, my crew need room just to move through. Move it or lose it, choose it wisely. My styles be contagious like Ron Isley. Nobody like me, the chain too icy. Price, cop the new jab for the wife. While the worldwide protest, everybody so stressed. Equality, unrest, our nation got undressed in front of the whole world, but healing in the distance. We're trying to live with every second of our existence. Living in a new age, new life, new era. So much information only used to scare us. I'm trying to figure out who real, who can I trust. The weight of the world on my shoulder, I'm not gonna get crushed. Cause I'm a different kind of guy, I'm a different kind of guy, I'm a different kind of guy, I'm a different kind of guy. We'll be right back.
Akademi Ligi'nde yarı finallerde ilk günde sizle beraberiz bugün. Ben Noel Day, yanımda Scarlett ve Trial. Maçları size aktarıyor olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Selamlar. Bugün Denizbank İstanbul Wildcats ile Beşiktaş Akademi'nin karşılaşmasını izleyeceğiz. Akademi Ligi yarı finallerinde ve bir takım birinciyken diğer takım dördüncü bitirdi lig aşamasını. Hatta Beşiktaş Akademi paylaşıyordu sayısal olarak Fenerbahçe Akademi ile sonuncu playoff spotunu. Neler bekliyor bugün bizi? Ya öncelikle şunu söyleyelim. Denizbank Wildcats akademi tarafının en dominant takımı. Yani baktığımız zaman genel olarak taşları daha yerine oturmuş, daha erken sinerji yakalamıştı ki biz de Scarlett'le bayağı, hatta dayı senden de anlatmış olabiliriz akademi maçlarını. Ben bayağı anlattım oradan biliyorum. Osman 1-2-3 oyun etrafında, takım etrafında. Yani gerçi koridorları çok fazla geriye düşmediği için Osman 1-2-3 özelinde bence biraz konuşmak lazım. Oyunu istediği gibi yönlendirebiliyor. Ki genel olarak da zaten bu hani Wildcats Akademi'nin genel kimliği bunun üzerine. Osman o kadar fazla çeşitli şampiyon oldu ki Udyar'ından tut Popis'ine kadar o aradaki şampiyonları siz düşünüyorsunuz. Mete olan bütün şampiyonlar oynadı bu takımda ve her seferinde oradan verim almayı başardılar. En büyük olaydan bir tanesi de bu. Ama diğer tarafa baktığımız zaman işte hani Beşiktaş Wildcats Akademi'ye karşı nasıl bir ekstralarla gelebilir? Mesela şu an ben Beşiktaş Akademi deyince benim aklıma ilk olarak en büyük silahları Merciless geliyor. Ve Merciless'ın Cinderace'ı. Muhtemelen bu eşleşmede, bugün yani bu iki takım arasındaki eşleşmede Merciless muhtemelen Cinder oynayamayacak. Evet. Yani bırakmayacaklar. Onun dışında Merciless'ın Silas performansları vardı. İnişi çıkışlıydı. Bakalım yani iki takım birbirine o özellikle hani atılan saygı yasaklamalarını bu seride görecek miyiz? Dediğim gibi ben Wildcats tarafından özellikle bir her maçta bir sinir yasaklaması bekliyorum. Wildcats tarafında da yani en kuvvetli elementlerden bir tanesi ormancıları Osman bence. Osman 1-2-3 ciddi anlamda oyunu taşıyacak potansiyele sahip. Her maç çok ekstra iş yapıyor. Yani oyunun erken aşamalarındaki özellikle bu 2-2 savaşları, 3-3 savaşları müthiş oynuyor, mükemmel oynuyor. Yani acayip yırtıcı bir performansa sahip. Özellikle onun Lee Sin'i bence kuvvetli. Lee Sin hani meta'nın biraz daha alt sıralarında olmasına rağmen Osman'ın performansıyla ben ya hızlı bir seri geçirebileceğini düşünüyorum Wildcats'ın. Tabii senin de dediğin gibi yani seçim yasaklamada çok enteresan hamleler. Göreceğiz. Böyle hatalar yani onu hatalar yapmazlarsa eğer ben büyük favori görüyorum ya yani Wildcats Akademi. Baktığımız zaman Udyar, Viego, Olaf, Volibear, Poppy yani her şeyi oynuyor. Yani çok böyle yasaklamalarla kapatabileceğiniz bir oyuncu değil. Serinin yıldızı olmaya aday bir oyuncu. Onu da tekrardan hani söyleyelim. Alt koridorlar ne yapacak? Bugün bence en büyük noktadan bir tanesi orası olacak. Bazı nişancıların özellikle yani en azından Şampiyonluk Ligi'nde gördüğümüz oyuncuların bazılarının bazı şampiyonlara çok odaklanmadığını görüyoruz. Hangi şampiyonlar bunlar? Draven, Kalista. Ve Sivir. Hani Sivir yine Mete'ye yeni adapte olmaya başladı. Yeni gelmeye başladı. Sivir'i biraz daha kenara bırakabiliriz ama yani şu anki repertuarda elinizde yani Draven ve Kalista olması lazım. Ya bir de şöyle bir durum var. İki takımı ben biraz karşılaştırdığımda Wildcats tarafı çok daha tecrübeli. Hı hı. Baktığımız zaman Osman bir lig tecrübesi var. Ceyrus lig tecrübesine sahip. Phenomenal. Bir ufak dönem oynadı. Akademi Ligi'nde çok uzun süredir oynuyor zaten. İsimler çok tecrübeli. Ve bu tecrübe bence bu tarz 5 maçlık serilerde çok fark yaratıyor. Diğer taraftan Beşiktaş Akademi'de de hani uzun süredir tanıdığımız isimler var tabii ki. Ama onların tecrübesi biraz daha kısıtlı Wildcats'e nazaran. Ki Wildcats biliyoruz her zaman Akademi Ligi'nde rekabetçi kadrolar kurup rekabetçi oluyor. Evet. Çoğu zaman finallerde görüyoruz onları. Ben açıkçası bugün buraya gelirken onları favori olarak görüyorum. Hem lig aşamasındaki performans hem isimlere baktığımdaki karşılaştırmayı yaptığımda siz neler düşünüyorsunuz? Sizce bugün Wildcats net bir favori mi? Ya bence favori. Zaten bu iki takım da kendi aralarında oynadığı maçlarda da Wildcats kazanmayı başarmıştı ki ligin son haftasında da Beşiktaş Akademi herhangi bir galibiyet alamadı. Onlar iki mağlubiyetle buraya geliyorlar. Yanılmıyorsam diğer tarafta Wildcats'e son 6 maçın 5'ini kazandı. Bir mağlubiyetleri vardı. Evet. Öyle bir seriyle geliyorlar. Her zaman şunu söylüyoruz. Özellikle genç takımların hani bir araya geldiğinde o erken yani bence Akademi Ligi'nde bu çok etkiliyor. Erkenden o iletişimi kurması, iletişimi yakalaması çok büyük fark yaratıyor. İşte bazı takımların hatta oyuncu değişikliği yaptığını gördük. Özellikle alt koridora hep böyle eklemeler falan yaptılar. O biraz takımın dengesini bozuyor. Tabii şimdi
istediğiniz verimi alamadığınız zaman oyuncu değiştirmek hani çok doğal ve yani yönelmeniz gereken bir şey ama genel takımın o hattını da bozuyorsunuz bir nevi. Wildcats belki ilk haftalarda böyle çok temiz bir oyun oynamadı ama yine de o kendilerini o galibiyete alıştırmayı başardılar ve galibiyete giden yoldaki o ufak o LoL'ün gerekliliklerini oyun ne kadar onların istemediği gibi gitse de her seferinde yerine getirmeye çalıştılar. Yani Wildcats'in birçok oyununu hatırlayın. Belki Osman 1-2-3 ormana girip iki defa ölmüştür rakip ormanda, karşı ormanda ölmüştür. Ama her seferinde bunda hep inatçı oldular ve bir noktadan sonra bunu müthiş bir şekilde artık yapmaya başladıkları için erken oyunda Wildcats'in geriye düştüğünü çok az görürsünüz. Yani 18 maçın belki 3'ünü de geriye düşmüştür ki hani onu da bir noktada toparlamaya çalışmışlardır yine de en kötü ihtimalle. Takımın gerçekten hani zayıf karnı pek olmadığı gibi oyuncular onun aksine onun üzerine daha doğrusu çok daha ekstra işler de yapabiliyorlar. Hı-hı. Özellikle seçim yasaklamada yani Jairus'un da mesela nasıl lig takımında Holy Phoenix bir sürü yasaklama çeker nişancı olarak üzerine. Meta'daki şampiyonları biliyoruz. Meta dışı yasaklamalar. Samira'lar, Kalista'lar çeker yani üzerine. Samira bu arada şampiyonluk ligindeyken de yasaklanıyordu evet, hatırlarsanız. Evet. Aynen öyle. Jairus da aslında çok benzer bir oyuncu. Jairus da Samira yasaklaması çeker yani üzerine. Çekiyor. Onun dışında farklı nişancı yasaklamaları da görürüz. Yani takımın zayıf karnı olmadığı gibi üzerine oyuncuların ekstra böyle yasaklamalar çekiyor olması da onları çok esnek ve kuvvetli bir takım yapıyor. Yani hakikaten kontralarken acayip zorlanıyor. Kontralayamıyorsunuz pek yani Wildcats'e. Ersin'in seni sevmen lazım. Seni sevmen lazım. Niye? Fiora oynuyor çünkü. Oynuyor. Mesela böyle hani, tak diye çekebiliyor Fiora'yı. Bu takımın bu esnekliği de var. Bütün oyuncularında evet, var. Bu arada yasaklamalar başlıyor tabii. Lush'un yasaklamasıyla başladık. Kalista, senin bahsettiğin yasaklamalara gidiyoruz. Samira gelme ihtimali de yüksek burada. Son yasaklama olarak Beşiktaş Akademi tarafından. Diğer taraftan siz bahsetmiştiniz zaten. Osman'ı kapatmak çok güç. Lee Sin'i yasaklasan Poppy, Spar evet. Poppy'yi yasaklasan Olaf var. Olaf'ı yasaklasan başka bir şey çıkıyor cepten. O yüzden oraya pek yönelmiyorlar. Burada Jairus'a bir yasaklama daha geldiğini görebiliriz. Meta yasaklaması gitmek bence daha mantıklı. Yani Poppy'ye gittiler. Evet, Poppy'ye gittiler. Poppy şu anki metada ve eğer kendi tarafınıza çekeceğiniz şampiyonlara karşı ters olabilir. Ve hani yasaklamak bence gayet mantıklı. Bakalım şimdi burada... Ben bir Syndra bekliyorum ama bakalım gelecek mi? Yok, bu arada Sylas yasakladılar. Sylas yasakladılar. Sylas da aslında birçok kontrol büyücüsüne karşı iyi olduğu için muhtemelen burada Phenomenal biraz daha kontrol büyücüsü oynamayı sevdiği için bir önlem almak istediler. İlk seçim Sivir geliyor Ufrok'a. Ya şöyle Beşiktaş aslında kendisi de oynuyor. Sylas'ı birçok defa tercih ettiğini görmüyorsun. İyi performanslar da gösterdi. Ama burada... Yani muhtemelen şampiyondan çekindi bence burada Wildcats ya. Twitch geliyor Jairus'tan. Jairus Twitch'i daha öncesinde de oynamıştı hatırlıyorum ben. Diğer taraftan Osman Zinza'ya gidiyor. Hı hı. Erken gelen bir Twitch. Yani dün de gördük aslında. Hı. Dün işe de yaradı. Zor durum, zor zamanlar geçirmişti o Twitch. DP'de miydi? Neydi Twitch? Skort oynamıştı. Skort oynamıştı. Doğru oynamıştı. Ya yani, şöyle, koridorda çok büyük problem yaşamıyorsun genelde. Sivir'in yanına karma falan gelmezse. Hı. Çünkü Sivir tek başına o dürtmeyi yapamıyor. Evet. Ama Sivir karma alındığında yani Twitch koridor aşamasında problem yaşayabiliyor. Evet. Hala alabilirler bu arada. Yani alabilirler. Yani alırlarsa çok efsane bir koridor kurmuş olacaklar. Bu da fena değil bu arada. Bu da başka türlü tehdit ediyor çünkü. Şimdi buna çok gerek var mıydı? Emin değilim. Niye? Çünkü Sivir istediğiniz, yani Sivir aldığınız zaman yanına bir de karma koyduğunuz zaman hani şey oluyor. Premium plus plus. Hani zaten normalde Sivir... Sürekli ittiriyorsun. Aynen. Sivir zaten normalde yapabiliyor bunu. Şimdi niye bunu alması biraz garip oldu? Şöyle, zaten Sivir o büyük halkanıyla beraber Nautilus'un Q'suna karşı iyi bir silah. Hani karmanın önüne geçebilir. Şimdi işte bu bütün... Gücü bitirdi ben. Biraz bitirdi. Nötrledi yani. Bitirdi demeyeyim de. Nötrledi biraz çünkü Sivir'in bumerangını. Kapı gibisi var. Nautilus tutarsa kapı gibiyle birlikte gelen hasarı engelleyebilecek. Karma falan daha rahat ederdi bu koridorda. Dün Twitch oynarken, orada lobide bir sıkıntı oldu. Dün Twitch oynarken mesela Skort Tanon'un yaptığı bir hareket var. Özür diliyorum. Rakip daha Felios vardı bu arada. Hı hı. Tanan'ın yaptığı bir hareket vardı orada. Takımları yanlış söylüyorum galiba şu an ben. Şimdi Shyvana'yla şey aynı takımdaydı galiba. O sen ikinci Aphelios. Maçı söylüyorsun. Twitch oynadı. Yok Holy Phoenix'in maçı. Hı-hı. Holy Phoenix'in evet. Zero oynadı maç mesela. Şimdi bu tarz nişancı. Aphelios'la da bence Twitch'i aşağı yukarı aynı kefeye koyabiliriz. Oyun stili açısından.
Hani yine arkada kalıp hani hasar verme konusunda yani en azından. Yani evet, bir yalnız bırakıldıkları zaman çok hasar çıkarıyorlar. Mesela Tana'nın bir pozisyonu var. Ulti atıp arkaya gidiyor. Hı hı. Ve arkada aferiniz Holyfield'in tek başına kalıyor. Mesela bu pozisyonları bunların yaşamaması. Mesela Twitch aldığınız zaman Twitch'in etrafında oynamanız lazım. Yani Twitch'i bırakmayacaksınız. Ya yani birisi takım savaşında az canına kaçtıysa kaçsın gitsin zaten. O bir daha takım savaşına giremeyecek demektir yani. Hı hı. Bu tarz tercihlerin evet ben yani Hypertaş'ı da çok seviyorum. İzlemesi acayip keyif takım savaşlarının. Çünkü zaten şampiyon hasar vurabilmesiniz çok böyle bir 2-3 saniye ihtiyacı var. Evet. Siz takım halinde o pencereyi yarattığınız zaman zaten size geri gelişi çok iyi oluyor. Ama Twitch'in şöyle bir farkı var Aphelios'tan. Twitch daha rahat pozisyon oluyor görünmezliğinden dolayı. Tabii. Hı-hı. Savaşlara çok daha geç dahil olabiliyorsun, görünmeden dahil olabiliyorsun. İstediğin Aphelios yerden dahil oluyorsun. Aynen öyle. Yani çok apayrı bir yerden, savaş önde yaşanırken sağdan soldan çıkabiliyorsun. Hı-hı. Aslında görünmez şekilde yetenekler kullanıldıktan sonra. Aphelios biraz daha kafadan girmek, hı-hı, zorunda. Yani takımının hemen bir arkasından girmek zorunda. O yüzden Aphelios'a ulaşmak çoğu zaman Twitch'e ulaşmaktan daha kolay. Ama Twitch'in de görünmezliği yokken büyük problem işte. Orada görünmezlik süresini iyi ayarlamak lazım ki iyi takımların genelde şey yaptığını görürüz. Görünmezlik kullanıldığında ya da Twitch görünmediğinde geri çekilirler. Twitch'i gördüğünde öne çıkmaya başlarlar. Evet. Çünkü Twitch'i gördün mü ulaşman kolay. Ya bir de nerede olduğunu biliyorsun bir kere. Yani pozisyon anlamda da hani kendini iyi konumlayabilirsin. Olabilecek herhangi bir sürpriz arkadan gelen o suikastçı hani tamam nişancı ama ufak da bir suikastçı havası da var, hı hı, çünkü onun öne geçtiği zaman. Ya öne geçince de gerçekten Twitch'le uğraşmak çok zor. Yine koridor aşamasında özellikle profesyonel seviyelerde yine bu biraz daha çok nadir rastlanan bir şey. Ama atıyorum mesela bir tekli dereceli böyle bir 3-4 skor oluyor. Gidiyor orta koridora baskın atıyor. Gidiyor yukarı falan gidiyor. O yüzden yine de keskin bir şampiyon olduğunu söylemek, evet, lazım. Hata affetme koridor aşamasında. 3 eşya olunca zaten başlıyor sıkıntılar. Bir de şey var, son dönemde böyle biraz ebediyi geciktiriyorlar. Hı hı. Yani çok enteresan bir şekilde ben biraz da alan hasara önem veriyorlar aslında. Hani belki bir hedefe odaklansa direkt yok edebilecek potansiyel de gelebilir belki 3. eşyadaki o ebedi tercihi ama ebediyi böyle 5'e falan kaydırıyorlar erkenden bir runağını çekip. Genelde farklı şey izinleri var ya. Ne yapıyorlar ki genelde? Bir Kraken Kraken şey alıyorlar, mahvolmuş alıyorlar. Mahvolmuş var. Bu üçlüyü alıyorlar genelde. Bir de hatırlarsanız bir ara Titanikli evet, tankımsı eğlenceli de bir dizilim bu arada. Focus oynamıştı hatta. Çok eğlenceli. Öyle de bir tane var. Scarlett'in de buradan nasıl bir League of Legends'ın hoşlandığını anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Ya bu arada mahvolmuş çok iyi çalışıyor Twitch'te. Evet. Ultisiyle birlikte çok iyi çalışıyor. Şöyle şimdi tam eşya buldu şöyle. Kraken'i alıyorsunuz. Dileyebilir. Yani Kraken'in yeri değişebilir. Yani iki alıyorlar genelde. İki de olur, bir dolu. Yani orada yaşam değişti. Ettim şey. Mahvolmuşla beraber yeri değişebiliyor. İki eşya bu. Üç Runan. Dört Dominik. Öyle olunca beş ebedi. Altı çizme zaten. Yani dizilimlerde yeri değişen tek eşya işte dediğimiz gibi dayıyla beraber. Mahvolmuşla Kraken'in yeri değişiklik gösterebilir. Belki oyunun özelinde bu eşyalardan belki birini düşürüp bir defansif eşyayla işte atıyorum. Mesela koruyucu melek. Yani çok ihtiyacınız olur mu bilmiyorum Twitch oynarken böyle hani genelde almıyorlar. Pozisyonunuz yani okey olduğu zaman yani istediğiniz noktada olduğu zaman sizi çok fazla sıkıntıya sokabilecek yani şampiyon yoksa hani dediğim gibi bu eşyaya da çok fazla gerek yok. Ama bu oyun özelinde şunu merak ediyorum ben. Yani seçilen tercihler kalacak mı? Kalacak. Yani. Kalacak. Aynı tercihlerle devam edeceğiz. Okey. Onun bilgisi geldi. Şunu da söylemek lazım tabii. Normalde Twitch'e karşı en iyi desteklerden biri de Braum'dur. Çünkü evet. Twitch ultiyi açtığında kapı gibi açarsın. Önüne geçersin hiçbir önüne şey olmaz. Önüne geçersin Twitch hasarı sıfırlanıyor neredeyse. Bir şampiyon daha var dayı. Nedir? Yine bir duvarlı bir şampiyon. Yasuo tabii gösterdiler. Bir mesela şu an Twitch'e ulaşmaktan bahsettin sen değil mi? Hı-hı. Gerçekten zor bir iş. Ama ulaşabilecek bir şampiyon var. Kim? Öyle Nautilus'un geldi mi? Diana Yasuo diye bağırıyor burası bence. Yani anlık kompozisyon, üstüne Sivir'in ultisiyle beraber o yakın dövüşçü, yakın menzilli şampiyonlarınızı Yasuo ve Diana'yı pozisyona sokabilecek bir hareket hızı bence kompozisyon tam olarak olur. O yetişebilecek diğer şampiyonu da yasakladılar. Vi da gitti, evet. Jarvan da gitti. İkisini de hiç sevmiyor bu arada Twitch. Yani Jarvan zaten alanından ya çıkamıyorsun Jarvan'ın sıçran yokken. Vi da yapışıyor direkt ultiyle birlikte. LeBlanc ve Ornn yasaklanıyor. Phenomenal'ın LeBlanc'ı hakikaten çok iyi. Çok fazla izledik mevsim boyunca. Ersin Körnar tercihine gidecek gibi duruyor. Yok Gwen'e karşı. Özür diliyorum Gwen'e karşı, hı-hı, doğru. Gerçi
Kıven ondan oynanmıyor artık. Kıven ünlü skorda rolda yani belli. Yani bunlar tercih... Bilemedim ben ya. Yani senin dediğin gibi bir durum olursa, arkaya atılabilecek iki tane şampiyon seçerlerse belki... hani içeri girmek yerine onların yanında, kendi nişancısının yanında da oynayabilir Meganar'la. Benim bunu söylememin arkasındaki temel sebep aslında şu. Çünkü Braum uzaktan gelebilecek o yetenek atışlarını hani tutabileceği evet. için yakın menzilli şampiyonlar yani elden çıkan yetenekler işte Yasuo'nun Q'sudur, Diana'nın Q'sudur vesaire. Hani pozisyona girebileceği için hem Braum'u ortadan kaldırmış oluyorsunuz evet, evet. aslında. Ben ama... çok mantıklı dediğin bu arada. Yani yapılırsa tabii ki de. Bu arada yetişmekten bahsettik. Yetişerse sıkıntı yaratacak bir tane şampiyon geliyor. Akali geliyor. Velvet gösterildi yalnız. Volibear. Volibear iyi olabilir mi diye düşünüyorum ama çok iyi olacağını da düşünmüyorum. Koridorda çok baskı kazanamayacaklar çunkü herhangi bir koridorda. Lee Sin biraz daha doğru olabilir. Viego problem yaşama ihtimaline sahip bu arada rakip takıma karşı. Reset almak çok kolay olmayacak çünkü bence Viego için. Yani şu an bence Beşiktaş'ın kompozisyonu yani sadece Nautilus'a bakıyor. Bir de kontrol yok. Savaş başlangıcı da yok. Hiç yok. Yani şu şampiyonların yani Sivir'le... Hadi Sivir'i bir kenara bırakalım. Nautilus zaten ön tarafta kalacak. Takımın tankı Nautilus zaten. Evet. evet. Baktığınız zaman. Diğer şampiyonlarda eğer Viego'nun W'su istersen etmesi birisini tutmaz. O da kendisini zor pozisyonda bulacak. Yani ortalığı karıştırmaya yönelik bir kompozisyon kurdular. Öncelikle onu söylemek lazım. Akali ve Viego tamam. Tanklık yerine getirmiyor ama ortalığı karıştırıp böyle işte üst, rakip şampiyonların dikkatini çekip hemen takım savaşını dağıtan tarzdan bir kompozisyon kurdular. Benim biraz garibime gitti ama oynaması da bir tık zor bir kompozisyon. Şöyle tuhaf bir durum var ama. Yok kitle kontrolü yok hakikaten. Yani ne kadar rahat takip edeceksiniz, ne kadar rahat arkaya geçeceksiniz. Yok kitle kontrolü sıkıntı. Aha. Büyük sıkıntı zaten Beşiktaş tarafında. Şöyle bir durum var yalnız. Twitch ultiye bastığında Gwen kutlu sisi açacak. Bir Akali görünmezliği, Akali görünmezliği gelecek. Yine Viego'nun görünmezliği var. Hani ulti ultiyle hasar verme noktasında o konuda bir ufak bir problem yaşayabilir. Çünkü menzil... Zaten Gwen'in menziline girmesi çok zor. Çok Akali'nin görünmezliğine cevap yok. Hı hı. Bakalım yani zor bir seçim yaptı genel olarak Beşiktaş Akademi. Çok da riskler barındırıyor aslında. Koridorları kazanman lazım, öne geçmen lazım en önemlisi. Bunları yapamadığında rakip kompozisyon yenmeye başlıyor seni. Yani şöyle bir düşünüyorum hani kazandığı bir koridor var mı diye. Yani üst koridor zaten Gwen seviye ihtiyacı var. Hani oradan çok fazla bir şey çıkmayacak. Orta koridorda o Akali... Ahri eşleşmesinde de Ahri çok bir sıkıntı çekmeyecek. Yani Akali'nin daha çok hani biraz daha böyle minyon biçmesiyle hani minyon için çalışmak ki muhtemelen... Ki genelde uzak tutabiliyor aynen. Akali'yi. Doran kalkanıyla başlayacaktı diye tahmin ediyorum. Alt koridorda da bir emniyet kilidi var zaten Valkes'in bir Braum'la beraber. Yani eşit gidecek bir oyunda bence orta oyuna geçerken erken yani koridor aşaması bittikten sonra ben Valkes Akademi'nin bu oyunun kazanacağını söyleyebilirim. Yani en azından daha fazla seçenekleri ve daha fazla avantajlar olacaktır. Yani kendi kendine oynayan bir kompu var Valkes'in. Çok ekstra bir şey yapmaları gerekmeyecek. Sakin davranmaları lazım. Ama Beşiktaş'ın çok ya ekstra oynaması, yetenek atışlarını tutturması, arkaya sarkması gerekiyor bakalım. Arkaya sarkacak şampiyon yok, sıkıntı orada. Ya bir Akali deneyecektir arkaya sarkmayı ama o da o kadar kolay değil. Bilmiyorum, problemli bir seçim yasaklama ekranı da riskli bir seçim yasaklama ekranı. Beşiktaş Akademi... Şöyle bir şey vardı, oyun uzarsa, yani artı 35'i görürsek. Şimdi Beşiktaş tarafında çok ciddi silahlar var. Akali, Sivir ve Gwen ki o dakikada zaten Gwen de çok geriye düşmezse... Artık yan koridorda bir vevir yapacak şekilde gelecek ve arka taraflara sarkarsa o anlık hasarıyla beraber taşıyıcıdan bir tanesini düşürmese bile bir %70-%80 vuracak. Bu ne fikir? Ama diğer tarafta iş biraz Twitch'e bakıyor. Çünkü oyunun sonunda ne Zin ne de Nar böyle çok istediğiniz hasar rakamlarını verebilecek, hani o sayıları verebilecek şampiyonlar değil. Bakalım en azından oyunun erken aşaması her iki takım için nasıl geçecek? Alt koridorda başladılar. Ortada direkt olarak Shuriken'le başlamış Merciless iyi bir hasar verdi. Bu çok enteresan. Çok görmeyiz bunu. Çok bu görmeyiz. Koridor üstünü yıkılacak ve hani Shuriken'le ne kadar minyon biçebilecek bakalım. Amaç burada minyon biçmek değildi sanki. Takasa girmekti ama
o takas da çok istediği gibi sonuçlanmıyor ve... Şu var dayıcım, burada Fenomal'ın tutuşturu var. Yani bir ayar törnpücük kombosu üstüne milyonların da Argos'un dönmesiyle beraber bir sihirdar büyüsü alabilir burada Fenomal'ın. Şimdi aldatan küreyi açmış ama ikinci olarak. Hayatın öpücük daha gelmedi. Evet. Üçüncü seviyeyi bekleyecek hayatın öpücük için. Ve altına milyon almakta bayağı zorlanıyor Mursulus. Çok da fazla hasar yedi burada. Fenomenal'ı şu ana kadar dar etti koridoru Mursulus'a. Tabii hala bir iksiri bulunuyor. En kötü ışınları var. Ama dikkatli olması lazım. Bu canlar Ahri'nin özellikle elektrik ver geldiğinde tekleyebileceği canlar. Evet. Tutuşturla birlikte. Şimdi Namp. Orta koridora yaklaştı. Fenomenal'ın burada karşılaşacak Osman'la birlikte. Nam'dan üzerine gitmeye çalışıyor. Fenomenal'ın düşürmeye başaracaklar mı? X-Core gelecek mi? Gelmedi. X-Core Osman'la kalıyor. Fenomenal düşmeyecek mi? Fenomenal şimdi reset düştü. Reset aldı. Nam reset alıyor. Diğer taraftan gelen Natuyus var. Son güzel bir sıçra Osman'dan ama yetmiyor. Braum geldi. Buz yanığıyla birlikte skoru oluyor. Lycian'ın da sıçrası yok burada. Tutuş. Lycian'ın da düştüğünü göreceğiz. 2'de 2 yapan Braum. Bir kahve. Kar burada 2'de 2 yapmayı başardı, tutuşturdu, attı. Tabi buraya önce gelen Lykia'ydı ama Lykia'nın gelişinden sonra Carver'ın da burayı takip etmesiyle beraber skoru aldılar. Ve işte bundan bahsediyorduk zaten. Valkes Akademi'nin erken oyundaki o 2v2'leri iyi oynaması, bir de buraya ekstradan desteğinle gelmesiyle beraber bir anda oyun 3-1 konumuna geldi. Şöyle bakıyorum, skorlarda... her ne kadar belki orada bir skor şöyle Ahri'ye gitseydi daha güzel olabilirdi ama... Ya Fenomenal... Seviye mi aldı skor alınca yoksa zafer rünüyle falan mı girmiş? Ben onu anlamadım. Skor alınca çünkü bayağı bir can yeniledi. Evet, birazcık pasiften, vakit kazandı. Pasiften geliyor. Pasiften. Tamam var ya. Doğru. Pasiften geliyor. O can hayatını kurtardı. Evet, bayağı uzun süre. Yaşattı yani. Yaşattı. Aslında başlangıçta da şöyle sanki ufak bir... Yani ben daha iyi oynamasını bekliyorum Valkes Akademi'nin ama... can barı olarak daha iyi konumdalardı. Orada bir anlaşmazlık olmuş olabilir belki hani odaklanma konusunda. Hasar yetmedi ya Ercan Fenomenal'da. Hasar mı yetmedi? Viego'nun hasarı erken seviyede çok az zaten. Çok düşük. Yok ben şey için söylüyorum. Valkets için söylüyorum. Ona, için odaklanmada böyle biraz hani hasar dağıtımını, hasar dağılımını şöyle biraz Viego'ya biraz Akali'ye yapınca evet, hani... Evet. İstenenden biraz daha hasar, az hasar çıktı istekleri hedefinde. Ya diğer taraftan tutuştur farkı da ortaya çıktı bu arada. Hı-hı. Tutuştur olsaydı Beşiktaş tarafında muhtemelen onlar kazanacaktı o 2v2'yi ama... Tutuştur farkından Wildcats'in avantaj çıktığını gördük. Çok iyi ayar tanıpıcık bu arada. Ya bir yandan da şu durum var tabii ki. Şimdi 3'e 3 savaşlarda bakıyoruz Wildcats'in kompuna. Ayar tanıpıcık, ne bileyim Braum'un meydan dayağı, Zinzao'nun 3 vuruşta havaya kendini iyileştirmesi, ya. Havaya kaldırması, işte 3 pençe saldırısı bilmem ne. Hakikaten çok kuvvetliler erken çıkacak bir savaşta. Beşiktaş'ta bir tane Viego'nun Dandirik kitle kontrolü vardı o pozisyonda. Evet. Bir de yetişebilirse Nautilus ama Nautilus'a kıyasla Braum çok daha iyi meydan dayayla. Osman çok iyi sıçra kullandı Nautilus'a. Evet, son evet. Saniyede sersemletme yemeden. Çıpayı yese muhtemelen kitle kontrolden çıkamayıp skor verecekti. Yalnız burada bir baskın daha var. Osman yeteneklerini harcadı. Burada yalnız Nautilus geliyor. Şimdi Lykia direkt olarak Ahri'nin üzerine gidecek. Fenomenal'ın düştüğünü göreceğiz. Diğer taraftan Osman'a da gelen kitle kontrol var. 4 kişi. Ufrok da gelmiş buraya. Ufrok'a kaldı skor be. 3-3'e geliyor durum bu skorlarla. Burada sanki hani sağda solda çalılarda kimse var mı dikkat etmeden ittirmeye çalıştı bütün yeteneklerini kullanıp Wildcats. Çalılardan çıkıp Lykia'da ne yaptı? Dümdüz kovaladı herkesi. Sıçraların olmadığını biliyorlar zaten. Çıpa daha iyi atmadı. Dümdüz gidip kafasına vurdu. Bam diye vurdu. Şeyle çıpayla. Burada Wildcats Akademi Beşiktaş oyuncuların reset aldığını düşündü herhalde diye tahmin ediyorum. Çünkü zor pozisyonda kaldılar. Şimdi bakalım. Orada meydan ayıkları bilecek mi? Yalnız ne yapıyor Mursulus? Kule Mursulus altına geldi. Çok riskli. Ne gerek var? Gerek var mıydı? Ahri'yi de gördü ekranda. Braum'u düşüreyim derken. Yani skor alıp düşse bile bence... Burayı kaybedecek zaten. Burayı kaybedecek de her türlü. Şimdi bakalım buradaki milyon dalgası Namp'a gidecekmiş gibi duruyor. Ya kayıp olmayacak. Orası Namp tarafından alınacak ama Mursulus dediğin gibi skoru almış olsa bile bu milyon dalgasını alamayacak. Artı asistli bir skor vermiş olacak. Evet. Çok tuhaf bir karar geldi Merciless'tan. 0-2-3. Ya anlayabiliyorum ha, öne geçmek istiyor Akali olarak. Öne geçmesi de gereken bir şampiyon ama bu kadar riske gerek yok. Evet. Ve bu ejdere de dönüşüyor bu hamle. Yani ufak bir hata gibi gözüküyor ama verilen skor, kaybedilen minyonlar, ejderin kaybedilmesi
İşte kartopu etkisi böyle başlıyor zaten. Şu var dayıcım, şöyle baktığımız zaman Ahri de aslında 0-2'li bu skoru vermesi. Yani zaten Kordo milyonları ittirmişsin. Buram Kordo'yu donduramamış. Yani gereken her şey mevcut. Hiç gerek yok. Geri dönse hani Ahri'yle arasında çok bir fark, evet milyon farkı var. Ki o milyon farkı da şimdiki iki tane milyon dalgasını kaçırdığı için oldu zaten. Öyle. Bir milyon dalgası tamamen gitti az önce zaten. Burada yakalanan bir kar var. Like'ya. Daha fazla devam edemeyecek gibi buraya. Tabii Viego 2-1-1. İyi haberlerden bir tanesi o, biliyorsunuz. Öne geçen Viego her zaman sıkıntılı. İlah sindirene gidiyor. O da ilk eşya olarak. Son dönemde biliyorsun ilah sindiren ölü adamın zırhına başlamıştı. Oyuncular bu eşya düzenine gitmeye başlamıştı. Bakalım burada Namp'tan da öyle bir eşya düzeni mi göreceğiz? Fenomenal ittirmeye devam ediyor. Tabii ittirme avantajını alması imkansız orada Akali'nin. Üst koridoru çok izlemedik ama orada da karşı seçim yapmasına rağmen Ersin minyon da girdi. Yani hem eşya düzenimi zaman zaman değişebiliyor ama senin son dediğin... Burada yalnız şey Brown hemen yükleri uygulayacak. Ulti geldi. Çok fazla hasar oyalıyor. IQ yapıldı. Çekebilecek mi? Çekti. Zehir. Ölür. Zehir yeter mi? Zehir. Hayır, can iksiri bastı. Yetmedi zehir. İyi deneme. Can iksiri hayat tuttu. Yalnız diğer tarafta Osman da yakalanmış. Osman sıçra ile birlikte uzaklaşmak zorunda kalıyor. Bu sıçranın kullanımı alameti getirecek. Yalnız... Merciless ulti ile birlikte sıçrasını da kullandı. Osman'ı istiyor. Osman'ı alabilecek mi? Merciless Osman. bu sefer aradığı skora ulaşabildi. Ki bayağı da ben her şeyi bırakıp geldi buraya. Ya yalnız... aşağıda ben nasıl oldu da o iksir 6 yüklü bir Twitch pasifini... Pasifinden daha fazla can verdi anlamadım. Bu arada Q'yu ıskaladı galiba Merciless. Q'yu ıskaladı. Burada Merciless yalnız bir Q daha ıskalandı Merciless tarafından, yanlış görmediysem. Yanlış Şurken tutuyor. Şurken birlikte skoru alacak. Merciless! Üstte skor, ortada skor. İşte Akali. Çok bozuk. Yani. Çevik silahı sıçraya atmanız lazım. Bu arada Fenomenal'ın ultisi de var. Ultisi yeni geldi. Belki bekleme süresinde. Ben var diye gördüm. Var mı gördün? Okay. Var diye gördüm. Bayağıdır kullanmıyor çünkü ultiyi. Ya. Ama manası kalmadı. Ya olabilir, bir yeteneğe sıçra atacaksan Akali'nin E'sini atacaksın. Çünkü sana çarptığı zaman ikinci parçası oyundaki en fazla... taban hasara sahip yeteneklerden biri belki de. Muhtemelen. Ya E'sini ya ikinci ultisini atacaksın. Evet, başka çaren yok. Ki Beşiktaş da altında öne geçmeyi başardı. O erken oyundaki, o orta koridordaki faciadan sonra. Şimdi bakalım Osman alt koridora şöyle bir geldi. Buradan belki bir şeyler çıkarmayı planlayabilir. Paket. Yalnız burada bir savaş çıkacak. Senin de söylediğin gibi yakalanan Eridi. Osman var. Osman ultisi de yoktu burada. Direkt olarak düşüyor. Like'e çok fazla hasar verdi. Bu sefer ilk hasar yetecek yalnız. Sıçrasını kullandığı için burada bir skor da alınacak. Ufrog nedense bıraktı Braum'u. Carvey'i de düşürebilirlerdi burada. Olmuyor. Diğer taraftan bir şuriken daha. Merciless yaptı hatayı. Tam tersini çeviriyor. Namp da burada seriye bağladı. Yani Merciless için kötü başlayan maç, 20 milyon geri düşmüştü. Hala da geride zaten. Hala geride. Yani arka arka iki tane birebir de skorlu bulmayı başardı. Ve rakibinde tutuştur var, kendisinde yok. Yani tabii orta koridorda o takasın başlangıcını biz çok görmedik ama muhtemelen Merciless önce o skoru almak için biraz böyle yumuşattı. Yumuşattıktan sonra da orada son noktayı da koydu. Bir daha bir izleyelim bakalım. Yani aslında çok da böyle skor alınabilecek bir pozisyon değil. Yetenekler çok kaçmış ya Fenomenal'dan. Evet. Her şeyi tutturmuş bu arada Merciless. Yani ulti kullanmamış bile. Ki ultisi de galiba bekleme süresi değil. Sonra gelmiş. Skor alttan sonra gelmiş. Akali böyle oluyor ama işte o skorları erken oyunda bulursa ultiye bile gerek kalmıyor çoğu zaman. Ayartan öpücük kaçtığı anda skoru vermiş. Minyon da hala önde bu arada ama evet. Minyon'la işi yok Merciless'ın. 72'ye 91. Oyunda şu işi yapabilen birkaç tane şampiyon var. Skor aldıktan sonra bile minyon sayısına ihtiyaç duymadan. Biri Akali, diğeri Silas. Yani ben mesela bazı hani oyunlarında bakıyorum veyahut da bazı böyle yine yüksek elo'daki maçları izlediğim zaman ki hani işte olabildiğince Armut'u falan izlemeye çalışıyorum Brock'un diye. Adamın bakıyorum adam dakika 20 110 CS'i var. 110 minyonu var. Silas'la ama yok ediyor. Yok ediyor böyle haritaya şey dağıtıyor yani böyle korku salıyor böyle. Acayip şampiyonlar gerçekten. Genelde böyle yakın dövüşçüler ya da suikastçılar öyle oluyor ya zaten.
Bir de zaten onlarla minyon alabildiğin zaman ayrı bir seviyeye geliyorsun. Bir de bir tane daha geliyor şimdi. LB'm. Yani gelen yeni. Darkin ama suikastçı geliyor. Darkin suikastçı evet. Evet yine bozuk bir. Bence yani bu kombinasyondan şampiyonun ne kadar bozuk olduğunu. Darkin suikastçımız var aslında zaten. Nasıl var? Kane. Ama o modun suikastçı değil ki. O modu direkt tank tabii alakası. Darkin modu tank. Yani Darkin modu tank doğru. Diğer modu. Diğer modu suikastçı. Gölge suikastçı oluyor direkt. O nereli? O gölge adalardır muhtemelen. Kane mi? Salladım evet. Şu an ama. Yani böyle İonya diyesim geliyor ama ben de pek inanmayaraktan İonya diyorum. Gölge suikastçı yani. Gölge adalardır bence. Oradan geliyordur ismi. Düz mantık tabii. Dayı yine... Burada son, hemen Dora'ya bağlanalım. Son son noktayı koydu. Bu arada alt koridordan kule sadece bir barikatı sahip. Burada kuleyi alabilecek duruma gelecek muhtemelen bu koridoru ittikten sonra Beşiktaş Akademi. Ve kuleyi almaya geliyorlar. Dayıcım şöyleymiş. Gölge tarikatının başına geçerek İonya'yı yeni bir egemenlik çağına ulaştırmak için var gücüyle savaşıyormuş. Doğru hatırlıyormuşum. Ya. Gerilla İonyalı. Ama tabii bence konsept olarak da biraz garip olmuş hani gölge cellat vesaire hani İonya tarafından geliyor olması. Viego'nun eşyal dizinden falan bahsediyorduk ya ben oraya bir ekleme yapmak istiyorum. Yani genelde son dönemlerde çok görmeye başladık. Bu ormancılar daha çok her ne kadar bu iyileştirme efektleri vesaire biraz dengelenmiş olsa da Zaun'un zincir kılıcını almaya başlamışlar hatırlayacaksınız. Genelde onu da bakalım bunun yanına böyle koyup ondan sonra diğer eşyaya devam ediyorlar. O kuvvetli bir eşya ya. Evet, kuvvetli altın bir eşya. Olarak değerli. Ve hani altın olarak sadece kim 800 altın verdiği şeylerde fena değil. O yüzden değerli zaten yani özellikle. Hem ucuz hem iyi statlar sağlıyor. Ve oyunun bence en değerli statlarından bir tanesini veriyor. Nedir? Yetenek hızı ve 25 veriyor. Bakalım nereye gidecek burada? Namp tabii çok öne geçti. Daha agresif bir tercih de yapabilir burada. İsterse çıpa denemesi hiç fena değildi. Tutsa şaşırmayacağımız bir çıpa. Tutuyor ya kule arkasından, duvar arkasından fark etmiyor tutuyor çıpalar. Namp şimdi buraya ilerleyecek. Kontrol totemiyle birlikte yalnız yakalanacak. Ersin buradan çıkmaya kar çalışacak. Geldi. Kar geldi. Namp'ı yakalamaya çalışıyorlar. Namp düşebilir burada. İyi de hasar var. Ersin şimdi Mega. Ultiyle birlikte oynayabilirdi. Mega gelmedi. Şimdi geliyor Mega'sı. Sıçrası var, sıçrası burada var. İlk skoru alacaklar. Like'i düşürecekler. Diğer taraftan kovalamaya devam ediyorlar. Ufraktan güzel bir yetenek kullanımı. Ama yeterli olmayacak gibi. Ersin buraya yetişebilir mi? Sıçrası var. Sıçrayla birlikte hamle gelebilir. Sıçraya karşılık sıçra. Güzel refleks Ufraktan. O da zaten bekliyordu. Mengalar olduğu için orada Ersin o hareketi yapacağını. Güzel sizi. Şimdi bakalım Merciless üstüne gelecek bir yem bekliyor orada. Carve'ın canı az. Dikkatli olması lazım. Ama Merciless galiba burayı oynamayacak. Merciless başka planları var. Orta koridorda takasa girmeye çalışıyor. Shuriken tutmayınca yapacak çok da bir şey yok. Shuriken tutmalı. Ayartan öpücükten de güzel sıyrıldı aslında da. Skor sesi çıkmayacak. Ne oldu öbür tarafta? Wildcats alameti almayı başardı. Ama altın farkı da hala 3000. Ya Akali'de ödül var. Sivir'de ödül var. Yalnız Sivir bayağı öne geçmiş bu arada. Tuhaf tarafı bu arada Akali önde altında. Evet. O kadar skoru işte. Rağmen. Ayo bir dakika minyon farkı derilmiş. Yani kuleye baktığımızda kulede Beşiktaş önde. Barikat almış olabilir evet, ekstra. Evet. Orta koridora hani erken sırada biraz fazla baskı uyguladığı için Valkes Akademi orada muhtemelen barikat altınları fark yaratmış olabilir. Tabii görünmeyen bir tehlike var Valkes adına. Ondan da biraz bahsetmek lazım. Gwen çok güçlü gümbür gümbür geliyor. 178 milyonu dakikayla eşit. Hiç dahil olmadı bu arada yani herhangi hiç bir hiç dahil olmadı ama dahil olduğunda birilerine gerçekten ciddi şekilde o gri ekran potansiyelini gösterebilir. Diğer taraftan da Ersin'den bir şu kuvvet tercih görüyoruz. Bak geldi o sıçra. Evet atmasa sıkıntı çünkü. İkinci ultisi duruyor bu arada hala Merciless'ın ama Merciless durumun farkında. Akali'de şöyle bir durum da var. Şimdi Shuriken o E'si çarpmış olsa bitkinliği de bekler Akali.
bitkinlik attı ya Twitch. Tabii. Bekler bitkinlik bitmeye yakın tekrar basar E'ye. Ya bu arada beklemese bile skor alıyor evet, genelde. Evet, büyük ihtimalle. Birlikte. Şu durumdaki Akali alır yani. İşlemez ya. Tabii füze kemer bitmiş onun tarafında da. Akali'nin o ultime izinle girmesini çok kolaylaştırıyor füze kemer. Hareket hızı da verdiği için ekstradan. Şimdi alamet orta koridora kullanıldı. Burada orta koridor kulesi gelecek muhtemelen. Bir de harita ödülü var burada. Ekstra altın da kazanacak Valket. Bu kuleyi alarak geri çekilme kararı geldi kule sonrasında. Yalnız Bayonetta fenomenonu gidecek. Fenomenonu kullanmak zorunda. Fenomenonu diğerine de sabitledi. Daha fazla hasar çıkarması mümkün değil. Ejder öncesinde yalnız kaybedilen bir ahri ultisi bu ejderin gittiği anlamına gelecek. Oradan erikleri değdi, canını da topladı ki Bayonetta'nın orayla bile işi yok. Direkt alt koridorda minyonlara gitti. Yalnız orta koridor kulesine vuruyor şu anda Valkes. Bu orta koridor kulesini alabilirlerse avantajlı çıkacaklar. Oo, onu söylemek lazım. Sivir ultisi gelebilir burada. Merciless kuleyi vermemek için her şeyini kullandı burada. İyi hamle. Savaşmaya devam edebilirler çok isterlerse ama burayı zorlamayacaklar gibi duruyor. Güven yok. Kronometre harcandı belki ama ekstra 600 altın alacaktı. Üzerine harita ödülü alacaktı. Evet. Bence güzel oyun Merciless'tan. Artı o kronometre zaten kısa bir süre sonra Zonya'ya da dönüşecek. Yani onun eksikliğini de çok hissedeceğini ben pek zannetmiyorum. Bir de alttan 600 altın güvene evet, gidecek. Evet. Yani burayı aslında Valkes Akademi başta fena görünmeyen bir hamleyle tamamlamak istedi ama sizin de söylediğiniz gibi Merciless'ın bu ekstra oyunu orada Bayonetta'ya bayağı bir zaman kazandırdı ve çok güçlü bir güven izleyeceğiz bence. Şimdi 600 altın alacaktı kuleden. Üzerine 500 altın falan harita ödülünden gelecekti. 1100 altından oldular. Üzerine 600 altın kaybettiler. Yani bir kronometre harcadı belki ama karşında 1700 altınlık değerli değer aldı. Bu hamlesiyle birlikte Merciless. Bayonet üstüne dönsün de bakalım hangi eşyayı tercih edecek. Biraz onu da merak ediyorum. Ya ikinci eşya tercihleri değişebiliyor. Burada tercihi ne olacak merak ediyorum ben. Ya tabii Gölgele olabilir. Nashor olabilir. Morello olabilir. Böyle hani çok fazla böyle bir can yenileyen şampiyon yok ama Ahri ve Zinzal dışında. Bakalım. Geldi Osman çarpı attı. Aldı maviyi. Şimdi geri çıkıyor. Gölge Alevi direkt bitirdi bu arada. Sıfırdan yani eşya yoktu üzerinde. Geri döndü, Gölge Alevi bitirdi, şimdi koridora gidiyor. Hani ortalarda bir eşya, hani 3000 altın değerinde bir eşya. Yani fiyat olarak da o kadar ucuz da bir eşya değil. Ne tek atmak hem de. Diğer taraftan ölümün dansı bitti. Namp'ta. Onu düşürmek de zor olacak artık. Sürekli olarak reset bulabilecek, savaşta kalabileceği için. Yani riskli kompozisyon demiştik, kitle kontrol eksik demiştik evet. Ama yapılan hataları çok iyi değerlendirdi Beşiktaş. Ama şöyle şimdi bu şampiyonlar bu eşyalara bu kadar Ceyrus, erken sürede ulaşırsa... Ceyrus iki tane hasar vurunca hemen sıçrayanıyor Laikya'dan. İşte Twitch bunları yapabiliyor, bir de kitle kontrol eksiği olduğu için bunları yapabiliyor. Yalnız öne atladı, sıçratıyor Laikya'nın. Az önce kullanmıştı, Laikya burada düşecek. Savaşı devam ettirmek istiyorlar. Merciless yaklaştı, ultisini kullandı. Merciless burayı toparlayabilir. Merciless ilk skoru aldı, yükler var üzerinde. Yükler var ama hala oynayabilir. 2'de 2 geliyor. Şimdi kendi düşecek, savaşa devam etmek istiyorlar. Osman çıkabilecek mi? Osman çıkamıyor. Seken atış. Bumerang ve seken atış skoru getirdi. Arka arka aslında... Tedirgin edici hamleler geldi yani ilk o Chippa'nın Brahma tutması ama sonrasında Carve'ın hani sıçra dahi kullanamadan düşmesi, Merciless'ın yandan kapatışı, özellikle o zaten savaşın seyrini değiştirdi ya bence Merciless'ın yandan gelmesi. Çok fazla hasar var. Yani şunu söylemiştik biz oyunun başında, hani kompozisyon evet tehlikeli, kontrol konusunda belki de çok fazla seçenekleri yok demiştik ama şimdi bu hasarı yönelik şampiyonlar, bu eşyalara çok erken ulaştığı zaman bu sefer hasar konusunda sıkıntınız kalmıyor. Odaklandığınız bir hedefi çok erken bir şekilde düşürebiliyorsunuz. Evet. Bakalım burada kar sıçra atabilir miymiş? Yani aslında kendisini bir an güvenli pozisyonda sanmış ama işte yan taraftan gelen Merciless orada biraz işleri bozmuş. Burada belki Merciless şu yüklerin düşmesini bekleyip tekrar girse bu şeyi yemeyecek, bu sersetmeyi yemeyecek. Ya bir yandan da sıkıntı şu. Şimdi hadi pozisyonu gördük.
gördüm diyorsun Twitch'le, ultiyi açıyorsun. Ama oradan bir şey çıkmayacağı da belli. Yani bir şekilde kaçtığı zaman rakipler, bu sefer ultinden oluyorsun. Ya o takım savaşını ultisiz yaptı aslında Jeyrus. Evet. Önden sadece birazcık Nautilus'a, biraz da Sivir'e hasar bırakabilmişti. Yani Nautilus'un sıçrasını aldı sadece. Hı hı. Belki sıçra aldıktan sonra geri çekilebilirlerdi. Ama orada da Nautilus tetiği çekiyor sonrasında. Lykia tetiği çekiyor. Şimdi totemleme çabaları başlıyor. 30 saniyeye, 35 saniyeye gelecek bir ejder var. Hextech ejderi gelecek. Hextech ejderi öncesi. İki takım da çok iyi görüş alamadı açıkçası. Tabi Valkes'in görüşü biraz daha iyi nehirdeki. Frog hasar vermeye başladı. Baya baya hasar var artık. 3 eşyaya da çok yakın. Evet. Fena vurmuyor. Yalnız diğer tarafta Twitch'te 2 eşya. Ya bu Twitch'in bu 2 eşyası hakikaten fark yaratır doğru takım savaşında. Doğru pozisyon alabilirse. Ama yani dayı şöyle bir şey var. Ne Akali'yi görmüyorsun ve Gwen'i görmüyorsun. Her zaman tedirgin olacaksın. Ya. Yalnız Lykia direkt olarak yakalanıp düşürülüyor. Lykia'nın hata yaptığını gördük burada. Ahri ultisi resetlendi. Hala 3 hükü mevcut. Ahri bir denemede bulunacak. Burada Ufrak hemen büyük halkanını kullanıyor. Phenomenal şimdi ejdere başladı. Phenomenal'ın ultisi yok. Bu savaşta 2 ultisi olmadan oynayacaklar ama Twitch'in ultisi hala mevcut. Onu unutmamak lazım. Evet. Merciless pozisyonu değiştirdi burada. Savaş istiyor Beşiktaş. Lazım. Yani bir kişi eksik Beşiktaş. Beşiktaş da evet. Oynayabilir burayı. Onlar savaşmak istiyorlar. Ne yapayım? Bunu çalmayı deneyecek mi? Ejder'in resetlenmesi bir problem. Meganar. Kadar düştü. Ersin Meganar'ı var. Burada savaşmak isteyebilirler. Merciless araya girdi. Merciless'a kullanılan ultiler var. Merciless şimdi zorlasını aktif etti. Diğer tarafta Osman Ejder'i alabilecek ne mi? Çaldı Ejder'i burada. Diğer tarafta Osman'ın dönüşünü gördük. Sıçrayla birlikte Ufrok vuramadı. Hedefi bulamadı Ufrok ama. Like'e geldi. Yine de skoru buldu. Like'e geldi. Diğer taraftan skoru alan bir Twitch olsa da Beşiktaş burayı da kazanmayı başarıyor. Yani çok... Wildcats çok ağır trolledi orayı. Birincisi Ersin. Akali içeri girmişken Akali'ye dönüp bir kişiye... Yani görünmez olan bir kişiye ulti kullanmaya çalışmaması lazımdı. Arkaya gidip onları sersemledip oyalaması gerekiyordu onları. Onun dışında yani odaklanma konusunda büyük sorunlar, ejderin resetlenmesine izin vermeleri, kararlı bir şekilde 5'e 4 ejderi alamamaları Wildcats'in sonunu getirdi. Orada çok iyi pozisyon vardı Ersin için. Tekrar izlediğimizde göreceğiz. Yani evet. Çok 3-4 kişi ama en az 3 kişi duvara vurabilirdi. Evet. Sorumluluk almadı orada. Pozisyon da çok iyiydi bence. Sıçrası var mıydı yok muydu emin değilim ama. Bir bakalım tekrardan anlıyorum bakalım. Anlıyorum ben oraya. Senin dediğin pozisyonu. Tam ejder pitinin hemen kenarında duruyorlardı. Aynen dayı. Orada güzel bir oyun çıkabilirdi. Diğer taraftan Scarlet'in söylediği yani iki ultisinin bekleme süresi bakalım. Tam burası. Sıçrası varmış dayı. Şimdi girsin Merciless içeri. Şurası bak. Merciless içeri bak. Girdiğinde toplanacaklar bakacağız. Toplanacaklar şimdi bak. Şurası. Evet. Ya da bu pozisyon. Burada geri atlama artık. Yani önde 3 kişi duruyor. Havaya gitmiş ulti. Evet. Yani. Ya Merciless'ı atmayıp arka 3 diye atsa ultiyi Merciless zaten orada kalacakmış. En kötü ihtimal ejderi alırlar. Evet. En kötü ihtimalle. Şu da var. Naruto savaya gidince zaten Beşiktaş diyor ki tamam ya diyor. Bitti. Hani, bitti yani. Evet. Bizim en çok korktuğumuz ultendi. Ultiden bir tanesi. O ortada olmayınca zaten hem Akalileri hem de Gwen'leri çok rahat bir şekilde oynuyor. Baksana Gwen'in verdiği hasar. 3556. Yani nişancıdan da 3623 hasar almış. Son takım savaşında burada Beşiktaş Akademi. Ya burada seçim ve saklamada bahsetmiştik yaşayabilecekleri problemlerden ama erken oyunda öne geçerseniz Phenomenal. Zaten bu kompla o kitle kontrol eksikliğinin falan bir anlamı kalmıyor. Akali giriyor, birilerini doğuruyor. Ona yetişebilecek takım arkadaşları da var. Gwen, yine Viego o menzili kapatabiliyorlar burada. Bu Meran Osman'a biraz hasar verdi. Atma. Devam ediyor. Osman rakibinin Osman. Üzerine atladı ama Osman. O atladığı isim Akali görünmezlik geliyor. Osman'ın düştüğünü göreceğiz burada. Twitch vurmaya başladı. Twitch hasar vermeye çalışıyor ama Twitch'in hasar verebileceği pozisyonu bulması da çok güç şu an ve Osman bir hamle denemesi var ama ultiyi beklemeleri yeterli oldu zaten. Yaptığı hedef yanlış ya. Hamle bence doğru hamle evet, evet. Ama hedef yanlış. Yani arkadan takip edebilecek şampiyon var mıydı? Phenomenal takip edebilirdi eğer havaya kaldıysaydı ama orada siz iyi geldi. Merciless tarafından. Siz iyi gelince de şimdi tabii ki de Osman Mürküç kendisini zor pozisyonda buldu. O pozisyon başarılı bir şekilde sonuçlanmayınca. Yalnız Namp geliyor yan taraftan.
Burada kule altını isterler mi emin değilim. Namba'nın üzerine ay gitmek istedersin ama ulti kaçıyor. Ulti kaçınca burada yakalanabilirler. Yakalanan isim Braum oluyor. Karve'yi düşürecekler burada. Karve çıkmayı başardı mı? Seken hayır. Atış. Bumeranglar ve Seken atış skoru getirdi. Güzel bir zonya. Devam edebilirler mi burada? Osman tekrardan geldi. Araya girmeye çalışıyor. Osman çok fazla hasar aldı. Bayonetta! Son ilmek ilmekle birlikte skoru buluyor. Burada kırt kırtı kullanabilir. Osman'ı düşünebilir Bayonetta. Kırt kırt geldi. Osman düştü. Kule altında hamle yapmaya devam ediyor Beşiktaş. Bu takım arkadaşları gelip orada yardımcı olsalar Bayonetta'ya belki daha fazlasını alacaktı ama kimse yaklaşmadı orada. Yalnız burada sıçrayla birlikte Namp yakaladı. Güzel oyun de kronometre. Oyunu bitirmeye gidiyor sanki burada Beşiktaş Akademi. Çok iyi oyunlar gördük üst üste onlardan. Oyunu bitirmek istiyorlar. İlk kuleye hasar vermeye başlayacaklar. Yalnız Baron bitti dayı. Minyonların gelmesiyle birlikte Baron'un bitmesine çok az bir süre var senin de söylediğin gibi. Şimdi bitti Baron. İlk kule düştü. İlk kule düştükten sonra bir de skor aldılar burada. Osman'a da kullanılan, özür diliyorum, Fenomen'ın da kullanılan bir ulti var. Yapabileceği hiçbir şey yok. Beşiktaş Akademi ilk karşılaşmanın, 5 maçlık serinin ilk karşılaşmasının kazananı oluyor. Ve aslında onların kompozisyonunu eleştirdik biraz. Dedik ya alabilecekleri başka seçenekler var mıydı acaba? Çok keskin oynamaları gerekiyor, dikkatli davranmaları gerekiyor ama öyle de oynadılar. Yani birebir de alınan orta koridorda iki skor gördük. Bayonetta'nın savaşları evet. Nar'dan çok daha iyi oynadığını gördük. Alt koridorda Braum bence Nautilus'a bir dakika yanlış şeyden bahsediyorum. Bence evet Braum daha iyi iş yaptı ama Nautilus daha kilit yakalamalar yaptı herhalde bilmiyorum ama Sivir daha dikkatliydi en azından onu söyleyeyim. Şöyle bir şey, Wildcats oyunu dakika 8'den sonra olabildiğince yanlış oynadı. Evet o da var. Akali'ye verilen bedava skorlar. Bence burada Wildcats'in yaptığı en büyük hatalardan bir tanesi rakibin harita hareketlerine saygı göstermediler. Yani yok ya ben bu canla işte bu kampı alayım. Ya tamam ben bu canla bu minyon dalgasını alayım. Siz o canlılarla oralarda durursanız Akali hiç yoktan 3 tane skor aldı. Öyle. Hiç yoktan 0-2 iken 3 tane skor 0-2 aldı. 0-2 iken gitti üst tarafta kayıcılarda Osman'ı kesti. Ortaya geldi. Fenomen'ını kesti. Zaten bu 2 skor alırsa erken aşamada Akali yapacak çok da bir ki şey bir kalmıyor. Tanesi de buraya kadar skoruydu yani evet. Özellikle ekstra bir 150 altınla aldı. Yani şu seçim yasaklama ekranını gördüğünüz zaman gerçekten bence Wildcats Akademi'nin kazanması gereken bir oyundu. Yani metadaki şampiyonları hı-hı. vesaire her şeyi değerlendirdiğimiz zaman. Hı-hı. Ama oyuna geçtiğimiz zaman o sizin o hasar kaynaklı, hasar potansiyeli yüksek olan şampiyonlar dakikanın önüne, oyunun önüne geçtiği zaman kitle kontrolüne ne gerek var? Yani Akali dokunduğunu yok ediyor. Bayonetta ult attı hedefin %70, %60 canını alıyor. O noktadan evet. Sonra da hani oynayabileceğiniz bir oyun alanı kalmıyor. Evet kitle kontrolden bahsettik sıkıntılı diye. Ne gerek var? Ya bir de Merciless'ı tebrik edelim. Bence bu ilk maçın MVP'si. O agresif olarak zaten hı-hı. çok iyi işler yaptı. Ama defansif olarak rakibin vaktini harcama yönelik de kullandığı alacakaranlık perdeleri, kronometreler falan çok yerindeydi. Yani kitle kontrol kullanmadan rakibi yerine kilitledi diyebiliriz aslında. Çok vakit harcattı rakiplere. Öyle. Bakalım. Yani erken oyunda ufak da problemler yaşadı hatırlarsanız. Kule altına girdi, skoru evet. verdi, eleştirdi konu da bu noktada ama oyuna dönüşü çok iyi oldu. Aramız hazır herhalde. Biz ufaktan araya gidiyoruz. Sonrasında ikinci karşılaşmayla birlikte sizinle birlikte olacağız. We'll be right back.
cause I'm a different kind of guy. I'm a different kind of guy. Different kind of guy. I'm a different kind of guy. I'm a different kind of guy. I work hard, play hard. Y'all better know. When Trey start, make y'all haul for the dough. I'm focused, know it's time for the come up. Run up, only thing I get is a thumbs up. Brace yourself, my pace, hectic. Respect it, connect it. Head for the exits. Trey X, action. My faction, whack on nothing. Five different angles like a fraction. Chain beat, swinging, baby. Mingling with chicks stepping, jingling. Big dough slinging. Trey X, stay flex, equipped in the drop Lex. I'm too true. My crew need room just to move through. Move it or lose it. Choose it wisely. My styles be contagious like Ron Isley. Nobody like me. The chain too icy. Price, cop the new jab for the wifey while the worldwide protests. Everybody so stressed, equality, unrest. Our nation got undressed in front of the whole world, but healing in the distance. We're trying to live with every second of our existence. Living in a new age, new life, new era. So much information only used to scare us. I'm trying to figure out who real, who can I trust. The weight of the world on my shoulder, I'm not gonna get crushed. Cause I'm a different kind of guy. 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 Serinin ikinci karşılaşmasına geçiş yapıyoruz artık. Beşiktaş Akademi ilk karşılaşmayı, sıkıntılı başladığı karşılaşmayı aslında net bir şekilde kazandı Can. Dediğin gibi yani en başta bir 3-1 geri düştüler. Sonra ya o 1-3 pozisyondan 3-4'e geldiler. Bir iki tane ufak tefek savaşla doğru oynanan 2-2, 3-3'lerle birlikte. Sonra silip süpürdüler gerçekten. Yani yakın geçmesini beklediğimiz takım savaşları yakın geçmedi. Eksik göründükleri, hatta dümdüz kaybetmeleri gereken 4'e 5 savaşlar patates ettiler yani rakiplerini. Hakikaten üzerinden geçtiler. Yani bütün kitle kontrolü unsurunuz olan Nautilus'u kaybediyorsunuz. Sıfır kitle kontrolle 4'e 5 savaş yapıyorsunuz ve dümdüz kazanıyorsunuz o savaşı. Gerçekten tebrik etmek lazım. Yani rakiplerine kıyasla yeteneklerini, ultilerini Beşiktaş çok daha doğru kullandı. Bence burada Beşiktaş ekstra oynadı. Şöyle ekstra oynadı. Zaten sezon içinde, yani normal sezon içinde Merciless Akali'yi çok tercih etmedi. Hı-hı. Bir defa tercih ettiğini garanti hatırlıyorum ki o maçı da kaybettiler. Belki iki defa falan oynamıştır. Bu noktada da muhtemelen Valkes şunu düşünüyor. Ya muhtemelen bu takım Akali oynamıyor. Hani Akali evet, açık bırakalım. Bence o noktada ufak bir şok etkisi yarattı Beşiktaş o ekstra Akali ile beraber. Hı-hı. Tabii ki Akali'nin o noktalara gelmesinde Valkets Akademi'nin payı çok büyük. Yani Merciless da dedi ki siz bana bu kadar skor verirseniz ben de bu skorları hay hay alırım, cebime koyarım. Bunları ise hasıl olarak geri yansıtırım. Şimdi Valkets'in ne yapması lazım? Şimdi Valkets sezon içinde
özellikle takım kompozisyonlarında çok farklı şeyler gösterdi bize. İşte erken oyun dominasyonu, koridor dominasyonu ki bazı oyunlarda yayın açılışında da bunu söyledik. Bazı oyunlarda Osman'a gerek bile kalmıyordu. Yani koridorlardan o kadar çok baskılı çıkıyorlardı ki yani skor olarak 2-0'lar, 1-0'lar, işte 2-0-2'ler alt koridorda Ceyrus'un, ya ben alt koridordan Ceyrus'un 2 yaşa çıktığını hatırlıyorum. Evet. O kadar dominant oynuyorlardı yani. Bu maçta bunların hiçbiri neredeyse gerçekleşmedi. Gerçi Ersin'i zaman zaman yani baktığımızda o da çok taşıyıcı rollü şampiyonlar oynuyordu Ersin. Genel olarak alt koridorla şekillenen Fenomenal'ın ekstra alt koridor yaptığı katkıyla beraber şekillenen bir takım görüntüsündeydi. Ama bu oyunda bu görüntüden çok uzaklardı. Bakalım ufak bir soğuk duş etkisi de yaratmış olabilir. Çünkü onlar da normal sezonu birinci bitirdiler. Evet. Yani onu da söyleyeyim. Beşiktaş'ta dördüncü bitirdi. Aralarında oynanan son maçı da Wildcats kazandı. Onu da tekrardan hatırlatalım. Bakalım ufak dokunuşlar bence Wildcats Akademi tarafından ben gelecektir diye bekliyorum serinin ikinci maçında. Ya mekanik hataları minimuma çekmeleri gerekiyor kesinlikle. Onu söylememiz lazım. Çünkü öne geçmesini biliyor Wildcats. Üstünlüğü ele geçirmesini biliyor, üstünlüğü elinde tutmasını bilmiyor. Onun da sebebi ne? Orta koridorda 25 milyon geri düşmüş Akali'ye 2 tane verilen 1-1 skor. Ya yani tam bir tekli dereceli maçına döndü bir yerden aynen sonra öyle, zaten. Aynen öyle. Akali sonra şey yapmaya başladı. Solo carry atmaya başladı ama banlattı yani. Şampiyonu banlattı Merciless. Hiç normal şey, vardı. Durduramıyorsan, önlem alamıyorsan yasakta yutun. Şöyle bir şey olacak. Muhtemelen sadece minyon odaklı oynasaydı geçen oyunda. Ya oyun 1'e 3 iken yani Valkes avantajı devam ederken rahat bir şekilde oyun oynasalardı ve sadece gerekli dönemlerde düzenli zamanlarda geri dönüşselerdi bunların hiçbiri olmayacak. Evet, evet. Çok basit bir mantıkla. Ama şimdi bakalım yani. Tabii Ceyrus'a muhtemelen Kalista kalmayacak bugün. Kendileri yasakladılar. Kendileri yasakladılar, özür diliyorum. Ben bir an Valkes'i kırmızı kartı zannettim. Ya ilk seçimden almak istemediler ki. Ben de yasaklanıyor. Az önce seçilen iki tercihi yasakladılar. Şu da var. Şu an nişancı havuzuna hep bir darbe geliyordu ama şu an Draven açık. Oo, Silas'ı açık bırakıp kendileri aldılar ilk seçimden. Ya çok göreceğimiz bir şey değil aslında ilk seçim Silas şu anki metada ama Merciless'ı bırakmak istemiyorlar. Az önce de yasakladıklarını görmüştük zaten. Burada ilk seçimden alıyor Ersin. Şöyle dayı, dün Silas'e mi konuşmuştuk? Ya Silas'e konuşmuştuk galiba. Bu son yamadan sonra Silas'ın değerinin herkes arttığını söylüyor. Çok görüyoruz zaten. Evet, hani 12-14 yamasıyla birlikte galiba Silas artık o tekrardan ilk tercih edilebilecek kıvama geldi tekrardan yavaş yavaş. Çünkü dün çok gördük Silas. Kendi gördük. Hani normal ligde de gördük yani. Direkt olarak onu etkileyen bir değişiklik de aslında pek yapılmadı yok, sanki. Yok, etrafındaki şampiyonlar biraz kırpıldı. Evet. İşte Ahri'nin hasarı düştü. Yine oynanan bazı şampiyonlar Azir'in biraz dengelendiğini gördük. Ve yani haliyle de tekrardan o da kendisine böyle metada yer buldu. Tabi bu tarz şampiyonların girmesi güzel oluyor. Çünkü onların kontrolleri da Can'a sor ama güzel oluyor mu? Can ya, nefret ediyor. Ben banlıyorum canım. Benim kafam rahat. Ben çıktığından beri neredeyse düzenli olarak böyle Silas yasakladığım, Silas banladığım bir dönem benim oluyor. Benim Zed ya. Zed mi? Ben klasik Zed yasaklayıcı. Nefret ediyorum karşısında oynamak. Benim değişi oynadığım ben koridora göre ya. Bak TF oyuncusuyum, Zed'e karşı oynamaya bayılırım. Nişancı oyna bir de bakayım. Bilmiyorum yani bak karşımı direkt kontralamak için seçiyorlar ama benim en yani hoşlandığım kontra diyebileceğim eşleşmelerden bir tanesi bir de bence dayanıklılık yaması da yaradı Silas'a ya. Çünkü yaradı Silas, zaten konuşmuştuk evet, hatırlıyorsanız. Zed gibi bir suikastçı da değil yani rakibin işte cana buzu az olsun diye değil de kendini hayatta tutma konusunda ya kendisini hayatta şöyle, tutma etrafında oynayan bir şampiyon. Dayanıklılık yaması da bence çok yaradı ona. Bence Silas'taki şu andaki en büyük problem şu. Eşyalarının ucuz olması, ucuz eşyaların üstündeki o statların Silas'a %100 verimi. Evet. Yani pahalı bir eşya yok Silas'ın eşya düzeninde. Hep buz ucuz. Hep buz, Zonya, evet. Kozmik hızlandırıcı. Belki bir, en pahalısı 3000 altı. Evet, evet. Yani baktığınız zaman. Evet, bazen çok bir oyun geçirirseniz belki üçüncü eşya bir Rabadon tercih edebiliyorsunuz ama. Bir de ama ne düştü biliyor musun? İyileştirme şey, ağır yara etkisi de azaldı ya. Ben onu anlamadım bu arada. Dayanıklılık yaması getiriyorsun. İyileştirmeleri zaten kırpıyorsun. İyileştirmeleri %10 kırpıyorsun. Aynen. İyileştirme azaltmaları %25, çok daha fazla kapatıyorsun. Evet. Yani çok saçmaydı. Zaten kuvvetsizdi bu arada iyileştirme evet, eşyaları. Evet. Çoğu oyuncu tercih bile etmiyordu etki etmediği için. Level 9'dan itibaren 300 heal atıyor kendine 5 saniyede bir.
Sonra yok Can niye işte Silas'tan nefret ediyor da bilmem ne. Bu arada 5 tane nişancı yasaklaması oldu totalde. Bir evet. tanesi Wildcats'ten, 4 tanesi Beşiktaş'tan geldi. Zeri açık. En iyi tercih Zeri gibi duruyor bu arada. Bence Jairus burada bir Draven yapıştırır. Bilmiyorum gelir mi Draven. Draven Tristana diyorum ben, ikisinden bir tanesi. Hadi bakalım. Oo, Kog'Maw Lulu gelecek muhtemelen. Nice. Ve Sylas'la rakip takımda onu derde sokacak hiçbir şampiyon yok. Çok iyi bir ön koridoru var burada bu ikilinin. Ya eğer Jairus'u böyle bırakıp takım savaşında birilerini kovalayıp skor almaya çalışmazlarsa ve Kog'Maw'un etrafında konuşlanırlarsa çok iyi bir kompozisyon oynamak için. Şimdi Lulu Kog'Maw'a karşı bir Rakan gelecek gibi duruyor. Rakan Ophelios izleyeceğiz gibi duruyor. Natulius'a döndü. Aa, olmaz. Rakan daha iyi gibiydi sanki. Bence de. Bu çünkü Rakan içeri giriyor, işini yapıyor, dışarı çıkıyor. Bu çıkamıyor. Yani bu Q attı mesela birine. Kafasına polimorf gelecek ve elinden da şeyi çıkaramadan, oto atağı çıkaramadan, ultiyi çıkaramadan ölür büyük bir ihtimalle. Yani yine aslında geçen oyuna benzer bir kompozisyon. Baktığımız zaman yine bir suikastçıyla oynuyor burada Beşiktaş, akademi tarafı. Ve LeBlanc kontrolden çıktıktan sonra o kontrolsüzü yan koridorlara da yayacak. Ve hani sağdaki soldaki şampiyonların canını sıkacak. Ama Akali kadar rahat kontrolden çıkamıyor işte, öyle evet, bir durum var. Evet. LeBlanc da sen 0-2 olduysan oyun bitiyor genelde senin için. Lulu var bir kere. İçeri girdiğiniz zaman tekrardan o vurkaçı dönemeyebilirsiniz. Öyle. Güzel bir kaprisle birlikte. Bir de içeri girdin, Kog'Maw da var. Kog'Maw da döndüğün yerde yarı canını bırakabiliyor 3 tane oto atakla. Bilmiyorum, yine ben açıkçası Wildcats'in kompunu biraz daha beğendiğimi söylemem lazım ama şunu gördük ilk karşılaşmada, komp farkları, işte kitle kontrolleri, odur budur çok önemli değil. Burada oyuncuların performansı, yapılan hatalar çok daha büyük fark yaratıyor. Daha hatasız oynayan kompozisyon kazanacak ki ilk karşılaşmaya nazaran daha yakın görüyorum ben kompozisyonu. Evet. Yine Wildcats önde ama bu az önce 70'e 30'sa şu an 55'e 45 gibi bir durum. Ve Beşiktaş daha keskin oynadı. Evet. Az önce onu söyleyelim. Aynı kesinlikle oynarlarsa rakipte Lulu Kog'Maw varmış, o varmış, şu varmış, pek umursamayacaklar. Ama Wildcats yine yani Ornn aldı. Üst koridorun en kuvvetli şampiyonlarından bir tanesi bence. Şimdi ortada Sylas var, Lulu Kog'Maw var. Biraz Kog'Maw'a değinmek lazım. Kog'Maw'un çok çeşitli eşya tercihleri var. Şimdi evet. Bir denge örtüsüyle oynanıyor bakın, destek eşyası. Denge örtüsüyle de mi oynanıyor? Oynanıyor. Ki bunu son zamanlarda V'ni de alıyorlar. Yani duvarı... Çok AP varsa mı karşıda alıyorlar? Ya, sizi tanklaştırıyor. Evet. Bir, ikincisi bir tane böyle kitle kontrolü uyguladığınız zaman E'den dolayı üstüne %9 daha fazla vuruyorsunuz. Aha. Hani bunu da kullanabiliyorsunuz. Bir de... Bir daha söyleyebilir misin son dediğini? Denge örtüsü. %9 evet. Yani kitle kontrolü uyguladığınız zaman %9 fazla vuruyorsunuz. Hani hem o var... Bir de şu var. Tabii pasif özelliği daha önemli. Size ekstradan zırh ve büyü direnci veriyor şey başına. Yani tam bir tank oluyorsunuz aslında. Evet. Bir de şu var. Buz ateşi eldivenine eşya dizilimi var. Doğru, onu daha iyi biliyordum. O da tank. Yani buz ateşi üstüne aklın sonu işte yanına mahvolmuş kalın kılıcı. Yavaşlatıyorsun bir de. Yavaşlatınca yakalamak kolay oluyor. Zaten Kog'Maw çok fazla hasar eşyası yapmıyor. Biz Kog'Maw'u yıllardır görüyoruz. Yıllardır yer yer meta'ya geliyor çıkıyor. Donmuş balyoz yapardı mesela. Donmuş balyoz vardı dediğin gibi en eskiden. Çok da kuvvetliydi bu arada. İşte aklın sonu klasik eşyalarından birisiydi. Randuin çok görüyorduk. Ne bileyim çok fazla tank eşyası görebiliyoruz yani Kog'Maw'dan. Bir de Lulu ile oynandı mı o hasar zaten ekstra artıyor. Ya şimdi yanında bir de Lulu var ama Lulu varken buna gerek var mı? Hani bunu da sorgulamamız lazım. Yani burada donmuş yürek de alacaktır muhtemelen. Alabilir de şöyle baktığımız zaman hani üstüne binecek şampiyonlar Aatrox, Wukong ilk etapta. Tabii şeye de bakmak lazım. Oo, bu arada 2-2 ama yok, buradan bir şey çıkmaz. Takımın geri kalanında ne kadar hasar var? Yani... Sylas, Ornn'da pek yok. Tanka göre var aslında ama. Scarlet, bence Kog'Maw oyundaki böyle devamlı hasar konusunda size %100 geri dönüş sağlayan şampiyonlar bir tanesi. Kog'Maw'a çıpa tuttu ama orada muhafız rünü can kurtarıyor. Phenomenal'la Merciless'la orta koridorda da kavgaya başladılar. Bu takaslar Sylas'a yarar. Bu takasların hepsi Sylas'a yarıyor. Tutuşturu var yalnız Merciless'a bu sefer. Bu sefer tutuşturular da roller değişti. Yine bir çupa. 3 tane çupa attı şu ana kadar. Like'i 3'ünü de tutturuyor. Bayağı hasar çıkacak burada Jairus'un üzerine. Carveda çok fazla hasar alacak. Şimdi karşılık hasarını vermeye çalışıyorlar ama hala seviye 1'ler.
seviye 2 olsalar bu takasın gidişatı çok farklı gidebilirdi. Çok farklı olabilirdi. Bir de çizmeyle başladıkları için üzerlerinde ekstra iksir de var. Onlardan da faydalanacaklar. Hı-hı. Orta koridorda Fenomenal şeyi kullanmış. Doran Kalkın'ı, pardon. Doran Kalkın'ın yanındaki iksiri kullanmış. Doran Kalkın'ı kullansa ya. Öf. Alsa öyle. Değil mi? Oyuna şey geliyor. Eşyaları aktif olarak oyun içinde kullanabiliyorsun bir defa ama. Alıyorsun ve kalkanla yürüyorsun falan. Bu arada Namp rakip ormanda gezmeye başladı ama oraları zaten temizlemişti Osman. Karşı karşıya gelmeyecekler. Üst koridorda yalnız Bayonetta bayağı bir hasar alacak burada Ersin'den. Ersin şu ana kadar koridordaki takasları gayet iyi yapıyor ama işte Aatrox'un gücü de bu. Karşılığı çok iyi veriyor Aatrox. Özellikle pasifi geldiğinde. İstediğini aldı ama Ersin. Koridoru ittirdi. Ve geri dönmek. Yani isterse geri dönebilir, isterse biraz daha durabilir o koridorda. Kendine hemen bir Yakut Kristal dövdü. Biraz minyonda geri kalmıştı bu arada Namp. Onu hemen orada şey alarak kapattı orayı ampiden geç. Ama diğer tut Osman alınca yine açılacak. 25-18. Oo bir dakika tutuştur gelir. Tutuştur gelir. Yetenek tutarsa, zincir tutarsa zincir, skorda gelebilir. Son bir vuruş. Skor gelecek. İkkan Merciless bir kez daha birebir de skor alıyor. Sıçrası vardı aslında ama sıçrayı kullanmayı tercih etmedi burada. Yani gerek yoktu. Bir de yani Merciless birebir de skor aldı. Yine. Yine aldı. Yani önemli. Yani çok yani bu çok dengeyi bozar. Onu söylemek gerekiyor. Ve koridor onun için iyi bir yerde. Işınlanla Fenomenal buraya gelene kadar birazcık minyon kaybedecek. Merciless gayet rahat bir şekilde. Hatta şu anda orta koridoru izleyebiliyorsak eğer güzel olur minyonların bulunduğu noktayı. Ya önden bir tane. Bir iki minyon kaçtı. İki. Evet. Gayet iyi. Aa araba minyonu kaçtı. Hayır. Can. Aa. Olur mu bu can ya? Bu laneti. Gerçi kime diyorum? Sana diyorum. Onun suçu. Araba minyon kaçırma konusunda usta birisine söylüyorum. Hiç de bile. Araba minyonu ıskalamam. Şey araba minyonu... ıskalamadın kaçırma konusu ama değil mi? Ya, nasıl yani? Kanalla... Kaçırmayı ıskalamıyorsun. Ha kaçırmayı yani, kanalla gidip ünlem araba minyonu yazsam kafadan 3K falan çıkar yani. Ya o komutu eklemem lazım. Onu eklemedim biliyor musun? Boşver eklemem. Bir tane şey ünlem canon yazınca güzel bir emotumuz var o çıkıyor ama sayı... Saymalısı yok ama ya ben olsam onu kaçırmazdım. Oo, şimdi. Bu arada Lykia sıçrasını kullanmak zorunda kalıyor. Sıçra artı şifa. Koridoru şu ana kadar çok iyi idare ediyorlardı ama bir tane dikkatsizlik sıçra artı şifaya mal oldu Arca. Yani bu koridorda bu kadar dezavantajlı duruma düşemezsiniz. Düşmemeniz de lazım. Ben şu Nautilus tam bir erken oyun şampiyonu hepimiz biliyoruz ama onu Aphelios'la beraber yani yan yana getirmek ne kadar mantıklı. Ya ben burada biraz daha iki şampiyonluk sinerjiye bakıyorum. Ve rahat bir geri dönüş burada şimdi Jairus ve Carve alacaklar. Bu minyonları itirerek bakalım. Yani koridordan kimse gelmiyor. Burası 2v2. Ya burayı itebilmek biraz sıkıntı ama itecekler gibi duruyor. Bir zincir daha kullanmış burada ultiyle birlikte Merciless. Ya şu ana kadar Sylas'a oyun oynatmıyor. Hı hı. Elektrikler geldiği zaman... Bir vurkaç kombosuyla skor alır burada. Tutuştura çok az kalmış. Osman buraya yaklaşıyor ama Merciless'ın sıçrası var. Diğer taraftan Namp da burada. Merciless rakibini yemleyebilir burada. Manası da bitti. Fenomenal. Geri dönmek zorunda artık. Manası bitti. Cana çok yüksek değil. Rahat bir geri dönüş yapacak ama. Aynı şekilde Beşiktaş alt koridorda rahat bir geri dönüş yapacak. Altında durum eşit zaten. Ya tabii alt koridorda Kogman'ın en büyük problemi. 6. seviye olmadan önce o minyonları itmek çok büyük problem. Fenomenal geri dönmemiş bu arada. Şimdi o zaman Merciless geri dönebilir isterse. Ama artık o pencerede kaçtı biraz önce. Evet. Tam da dönme şeydi bu arada minyon dalgasıydı. Yalnız Merciless skor alacak mı? Skor alabilir mi? Tutuştur yeter çıkmadı. Mi? Tutuştur yetmiyor. Bir düz vuruş dediğin gibi. Hayır, animasyonu iptal etti. Evet, acele etmese çok rahat bir skordu Merciless için. Ama kuleden bir hit daha yiyebilirdi, kendi düşebilirdi. O yüzden geri döndü muhtemelen. Şöyle vurkaça geri dönmeyip kurtlara doğru kaçabilirdi en azından. Ya bence vardı ya. Yani o skor alabileceği bir pencere vardı kesinlikle. Alıp da çıkabileceği bir pencere. Ama Fenomenal yine geri dönecek. 54 milyonlar oldu. Bayonetta. Aa! Bayonetta.
hataya bakma yönettinin. Hala hayatta ultisi sayesinde ama Ersin en son yeter artık deyip sıçrasını kullanıyor. Kafası yarıldı orada Bayonetta'nın. Biraz daha yakına girmesi gerekiyordu. O Dairus sıçrasını atamadı. Bayonetta. Alt koridorda da bakıyoruz şöyle. Jairus çizmesini bitirmiş. Yanında iki tane hançer eklemiş. Hani saldırı hızı istenilen seviyelere çıkmış diyelim. Tabi burada Lulu'su ile beraber de hani daha da yüksek rakamlara ulaşacak. Minyonda bir kere geri düşmemişler. Bence önemli nokta o. Sadece 1 milyon dalgası kadar fark var. Ya orta koridorda bu arada fenomenal önde minyonda yine. Oo burada bir kapışma var. Buraya Namp yaklaşıyor. Burada yalnız... Osman risk alacak. Osman çarpmış kaçırdı Osman. Osman skoru veren isim olacak. Buraya kadar altında Bayonetta'ya gidiyor. Çok büyük bir hata. Öyle sinir bozucu da bir pozisyon ki yani tam son vuruşu falan yapacaksınız. Rakibin geldiği tarafta göz açılıyor. Panik modda o da oto atak artı çarpı kullanmaya çalıştı ama. Oğlum büyük şanssızlık Osman için. Yalnız burada fenomenal rakibinin üzerine gitti. Bayağı da bir hasar verdi. Merciless iksirlerini kullanmak zorunda. Tabii bu eşleşmede o ilk... Hamleyi yapan, yani ilk yetenek atışını tutturan çok avantajlı bir şekilde öne geçiyor. Hı hı. Ki Merciless'ın da bundan önceki dakikalarda bunu yaptığını gördük. Tek başına kaldı. Aphelios koridorda. Yani oradan uzaklaşacak. Osman buraya yaklaştı. Lyke'yi yakalayabilir. Sıçrası yok. Lyke'nin burada savaşı isteyecek. Merciless da Phenomenal da gelmiş buraya. Lyke'nin yapabileceği çok bir şey yok. Bu skoru Phenomenal alırsa çok büyük bir avantaj olacak onun için. Ve Phenomenal'a gidiyor. Oyun... Çok iyi gitmiyordu minyonlar iyi olsa da. Hem skor hem rakip mavi her şey fenomenal'da. Tabi alt koridorda hala bir Lulu Kogma tehdidi var. Ondan da bahsetmek lazım. Her ne kadar orta koridorda. Yani minyonda geride kalmış olsa da Merciless fena hiç çıkarmıyor. Şimdi bir de bu skoru bakalım. Ejder'e dönüştürebilecekler. Biraz geç bir Ejder. Yalnız fenomenal toparladı. Evet. Kesinlikle. Altını görebilir miyiz bir altınları? Önde. Önünde. Yani oyun boyunca baskı kuran Merciless'ın önüne geçti altında. Bir de Merciless'ın tutuşturu var. Oyunun ilerleyen aşamalarında yan koridor tehdidi de oluşacak. Evet. Phenomenal tarafında öyle de bir durum var. Üst koridorda yalnız Bayonetta 600 altın öne geçmiş aldığı skor sonrasında. E tabi o skoru biraz Osman'dan aldın onu yoksa koridora 1v1'de. Gerçi 1v1'de bir baskın attı oraya Osman. Onun sayesinde şimdi bakalım Namp üst koridora bir baskın atar mı ama Ornn'un... Can havuzu biraz sıkıntılı görünüyor. Hasar yetmez ya şu an Ornn'u bu minyonlarla da dive'lamaya. Ersin geri dönüşü bozduktan sonra hemen bir thumbs up. Hop eşya da bitti. Çok güçlü bir özellik bu arada ya. Çok evet, göz evet. Ardı ediliyor bence ama koridordan geri dönmeden eşya alabiliyorsun ya. Koridor aşamasını o kadar kolaylaştırıyor ki. Valkes tarafı görüşü almaya devam ediyor. Tabi artık Jairus'u tekleme gibi bir ihtimal yok. Onu söyleyelim. Hem bariyer hem dolu ultisi şifa. Bunlar üst üste kullanıldığında zaten Aphelios'un hasarının yetme şansı yok. Ya bu oyun özelinde acaba bariyer yerine hayalet alsa mıydı? Ben hayaletle girdi biliyordum zaten. Değiştirmiş. Hayalet daha iyi olabilirdi ya. Çünkü onu zaten LeBlanc'tan koruyacak ki bu oyunda bence Karva çok büyük üç dişi şu anlamda. Eğer LeBlanc'ın vurkaçına vahşi büyümeyle beraber bir cevap gelirse o havaya kaldırma efektiyle beraber yarı yolda. Yani direkt takım savaşını kazandı. Yalnız çıpa tuttu burada Lyke'ya ya direkt olarak ultiyi de kullandı. Karva'nın düştüğünü göreceğiz. Jairus karşılık hasarını vermeye çalışıyor. Ama yeterli olmayacak. Burada skor geldi. Ekstra hani arkadan da zaten yardıma da geliyordu buradan am. Şu ana kadar Beşiktaş Akademi kafasına koyduğunu rahat bir şekilde yapıyor. Alamet kullandı burada. Ufrak kuleye hasar verdi altını alabilmek için. Altın Nam'la birlikte paylaşıldı. Sadece iki kule berekatı alabildiler skor sonrasında da.
Mavi güçlendirmeyi Ersin bırakmayacak. Yani bırakmak istemiyor diyelim daha doğrusu. Yani çalmaya çalışacak karşılıklı olarak Merciless. Yalnız eşyayı bitirdiği için orada fenomenal bayağı tank görünüyor. Şimdi bu ulti kullanımı görüp bakalım Ersin'den. Bayonetta sıçrayla beraber karşılık verdi ama diğer taraftan Ersin de sıçrayla beraber karşılık yani verdi. Yani mavi güçlendirme uğruna neler yapıldı burada. Zincirler tutmuyor. Bayonetta yalnız kule altına girmeye devam edecekler. Bayonetta 3 kişilik bir sersemletme ama yeterli değil. Gerek vermedi bunu. Kaçmıştı. Kaçmıştı zaten. Yalnız diğer taraftan gelen Nam var. Nam hasar vermeye başladı. Burada Osman'ı düşürebilir. Nam skoru almaya çok yakın. Nam skoru alabilecek mi? Hayır. Skor yok. Yani herkes o ekstrayı yapmak istiyor. Bakalım. Şimdi Merciless'da. Merciless denedi ama zincir kaçınca. Olmuyor. Bir mağa güçlendirme nelere yol açtı? Belki burada Boyan'da dümdüz yürüse çıkabilirdi. O geri dönüp savaşmayı tercih etti. Tabi burada kulenin vereceği o ekstra hasara da biraz güvenmek istedi. Ama beklediği kadar hayatta kalamadı ve buradan iki ekstra skorla Valkes Akademi çıkmayı başardı. Alt koridorda tabi 0-0-0 normal oynamaya devam ediyor Jairus. Jairus bu arada şeyi bitirmiş, Guinsoo'yu bitirmiş. Yani bir miktar güçlü ama onun hala 2 eşya, 2.5 eşya olması lazım. Gücünü hissedebilmemiz için. Phenomenal, Merciless birbirlerini tartmaya devam ediyorlar. İlk eşyalar bitti bu arada, bir tarafta klasik Luden. Diğer tarafta ise Hepbuz. Hepbuz'la birlikte rakibinin üzerine gidiyor. Phenomenal hasar vermeye başladı. Merciless geri çekilmek zorunda kalıyor. Şimdi yaklaşan bir Osman var. Sıçra kullanmak zorunda kalıyor Merciless. İyi bir sıçraydı yoksa düşecekti. Skoru veriyordu evet. Evet, atması da gerekiyordu. Yalnız bu son takaslarda yani eşyalar alındıktan sonra artık Phenomenal'ın koridorda takaslarda daha da bir rahatladığını gördük. Ekstra oradaki o can yenileme efekti Merciless'ın hesaplarını biraz bozuyor. Tutuşur da şimdi yok. Bakalım orada belki bakalım Merciless ekstra bir skor çıkartabilecek mi tutuşturu yokken. Şimdi Phenomenal'ın üzerine gitmeye çalışıyorlar. Hep buz kullanıldı. Phenomenal herhangi bir bilgiye sahip değil. Yani net bir bilgiye sahip değil. Sadece koridorda oyuncuların olmadığını biliyor. Üst taraftan yaklaşan onu da var. Karşılık vermek için hamle yapıyor Wildcats tarafı. Şimdi ejder'e başlayacaklar. Net bir görüş yok bu arada. Yani görüş üstünlüğünü aldıklarını söylemek yanlış olur ama Bayonetta'nın burada olmayışı. Jairus. Problem Nike şimdi içeri girdi. Jairus'un üzerinde ulti. Kullanılan bir ulti. Jairus arada kalmış olabilir. Namp ultisini kullandı. Jairus hala hasar vermeye çalışıyor. Jairus'un düştüğünü göreceğiz. Muhtemelen Jairus sıçra atmak zorunda kaldı. Yer attı sıçrayı. Dışından hasar veriyor Jairus. Hasar vererek skoru alıyor. Diğer tarafta savaşın içinde kalan bir Ufrak var. Ufrak burada düşecek gibi. Natalius olan Osman güzel bir çıpa kullanıyor. Uzaktan zehir salvosuyla birlikte Jairus çalışmaya devam etti. Vurmaya devam etti. Ve 0-0-0 girmişti bu takım savaşına. 1-0-2 ayrılıyor. Yani bir yarım eşya daha tamamlamış olması lazım. Yine Bayonetta'yı rakip ormanda bir şeyler almaya çalışırken Ersin görüyoruz. Başarılı değil. Aldı, Ersin aldı. Kaçıncı kez gördük burada bilmiyorum. Ama 200 koridor birbirlerine karşılık vermeye çalışıyorlar. Bu arada ilk karşılaşmada da şey olmuştu hatırlarsınız. Çok uzun süre savaşlara dahil olmadı evet, bu ikili. Evet. Burada da bir benzerini görüyoruz. Savaşlar onların ayağına geldi biraz. Yalnız burada bakalım. Bu tutsa çok farklı evet, olurdu evet, bu evet. Arada. İyi bir. Yalnız bu pozisyondan önce orada Jairus yukarıdaki totemden dolayı görüyor burada. Yani onu yapacağını biliyor. Tahmin de ediyor. Sonuna kadar hayatta kalıyor burada. Jairus güzel de bir sıçratıyor bence pitin üstüne. Ve oradan takım arkadaşları da takım savaşını buraya çekmeye çalışır. Korkma olabildiğince hasar verebilsin. Ve çok net bir şekilde burada Valkes Akademi'nin bu takım savaşını kazandığını görüyoruz. Bu takım savaşından sonra bir coşku bir hançer daha ekledi çantasına Jairus. İkinci alameti de burada. Valkes Akademi almayı başardı. Hemen hedeflerini üst koridora çevirdiler. Evet, üst koridor kulesini almak istiyorlar. Ama ilk kuleyi kaybettiler bunu yaparken. Onu söyleyelim. Alamet alınırken ilk kule alt taraftan kaybedildi. Şimdi kendi
İlk kulesini alacak burada. Alt koridorda yalnız Ersin'e bir kule altı gelir mi bu 3 kişilik durumda? Ersin ne? Hiç durum yok, hiç sıkıntı yok. 3 kişinin teste üzerine gidiyor. Neredeyse skoru alacak. Ersin skor gelebilir mi? Ersin! Ersin 1'e 3'te skoru ya. Alıyor. 10 sen nasıl bir çarsın 10? Diğer taraftan ikinci kule gitti üst koridordan. Alamet inhibitörü de kafa vuracak muhtemelen. İnhibitör kulesi istiyorlar. Ersin'in bu oyunu her şeyi bitirmiş olabilir ve inhibitörü de aldılar. İnhibitör kulesini de aldılar. Oyun bir anda koptu bu hamleyle. Yani maksimum alameti burada sonuna kadar kullandı. Wildcats Akademi tarafı tabii yanlarında nişancıları da vardı. Jairus'un da ekstra verdiği hasarla birlikte 3 tane kuleyi böyle 1 dakika içinde yalayıp yuttular. Burada savaş istiyorlar. İlk skor gelecek gibi. İlk skor gelecek gibi Osman ilk skor aldıktan sonra zincirle birlikte rakiplerin üzerine oynamaya çalışıyor. Vurkaç artı ultiyle birlikte de oradan uzaklaşacak. Wildcats durdurak bilmiyor. Ben her yerden bir şey çıkarıyor. Ornn'un orada çıkardığı hasarı çok merak ediyorum gerçekten. Yok etti yani Aphelios'u. Ki pozisyonda da Ufrak'ın herhangi bir silah büyüsü de olmadığı evet. için sadece hani sağ tuş, sağ klik yaparak kaçmaya çalıştı. Sadece Aphelios değil, yanında bir kişiyi daha yok etti bu arada. Şeyi de Mokong'u da alıyordu. Nammu da alıyordu. Nammu'nun da canını bayağı yok etti. Bakalım. Ama her şeyi yediler. Yani full combo yediler orada. İki evet. kere havaya sıçradılar. Bütün hasarı verdi. Çok tuhaf bir durum. Ne olursa olsun ama bir tankın bu kadar hasar vermesi Ornn çok can işte, sıkıcı. Ornn. Tabii seviye olarak önde. Yani iki seviye fark var. O takasa girdiği oyuncular arasında. Ornn'un az önce iki hasarı. 2394. Son takım savaşı demiştiniz ama son Ornn savaşı evet. desek de olurmuş. Runan geldi Jairus'tan ve yine bir saldırı eşyasına doğru. Büyük bir ihtimalle aklın sonuna doğru. Muhtemelen. İlerliyor. Sonrasında şey düşünebilir. Yani bu arada mahvolmuş falan tercih eder mi emin değilim. Burada Bayonetta'nın üzerine gittiler. Osman çok fazla hasar verdi. Osman yarı cana kadar düşürüyor. Bayonetta buradan sıçrayla uzaklaşmak zorunda. Ya bir ormancı bir üst koridora bunu yapmaya başladığında oyunun aslında çok sıkıntılı bir durumda evet, olduğunu evet. anlayabiliyorsun. Şimdi Beşiktaş orta koridordan kuleyi almak için hamle yapıyor. 4 kişilik bir topluluk var burada, Beşiktaş topluluğu. Ya tabii Runan artık Ginso tercih etti. Yalnız Laike burada kötü pozisyonda kalacak, sıçrası yok. Çıpa sonrasında çıkabilir mi emin değilim. Çıkmayı başarıyor. Kovalamak istemedi burada Wildcat. Ve 15 saniye ejder gelecek, muhtemelen ejdere döneceklerdir. Ejder de çok iyi bir ejder bu arada bu kompozisyon için. Özellikle korumam adına, yani ekstra yavaşlatma efekti. Şimdi bu kuleyi alacaklar. Orta koridor kulesi gelecek. Ornn ultisi istenir mi diye baktım. Hayır, savaş isteyecekler. Ya burada kullanmanın da çok bir anlamı yoktu dediğin gibi. Savaş isteyecekler. Kafa atıyorlar. Şimdi Ornn kafayı atacak. 3 kişiye tutan bir ulti. Tabii Numb'ın klonuna tuttu orada. Şimdi Aphelios ultisiyle bir topla kasar vermeye çalışıyor. İlk skor burada Lul olacak. Savaş tersine dönebilir bu ulti sonrasında. İkinci skor da çıktı. Kogmav'ı. Kogmav'ın da düştüğünü göreceğiz. Beşiktaş karşılaşmaya inanılmaz bir geri dönüş yapıyor bu savaşta ve Baron getirecek bu hamle. Altın farkı direkt kapandı bu takım savaşıyla. Direkt kapandı ki Baron'la beraber üstüne bir 1500 altın daha ekleyecekler. Yalnız orada Ufrak inanılmaz bir ulti attı. Galiba 5 kişiye değdi diye gördüm. O kendini koruyup çok güzel bir ulti attı. Jairus kendini korumaya çalışırken önce cehennem prangalarına yakalanıyor. Ondan böyle bir nasıl desem böyle adım ata ata kaçmaya çalışıyor. Çıktığı gibi de Nautilus çıpasına yakalanıyor. Ya bu takım savaşında kardan herhangi bir verim alamadılar. Hani CW'leri duruyor, ultisi duruyor. Tekrardan bir izleyelim bakalım. Evet, karın her şeyi varmış bu arada. Takım savaşı başladığında burada direkt bu Kong kolonunu es geçiyorlar. Aphelios ultisine bakalım. Aphelios ultisi direkt 5'e değdi burada ya, bakayım. Sadece Kong'a da değmiş ama patlaması değmiş evet. Kong'a ama sonuç olarak 5 kişiye değmiş. Diğerinde çok yani, çok iyi bu arada. Çok iyi görmüş çok ya. Çok iyi görmüş burada gerçekten. Like ya ardından da zaten yani takım arkadaşına sadece hasar evet. verme kısmı kalmış. Aatrox için de güzel bir savaştı bu arada kesinlikle.
Ve Beşiktaş tekrardan oyuna dahil oldu. Altın'da öne geçti. Altın'da öne geçti. Tabii üçüncü ejderini aldı Valkets, onu unutmamak lazım. Biz bahsettik burada işte Aklınson'u vesaire ama Ceyrus Kraken'e gidiyor. Bir Haşmetli Eşra'ya gidecek. Kraken olabilir. Bu iyi bir Kalkanya'yı olabilir. Ben Rüzgar'ın iddetinde olabileceğini düşünüyorum. Çok fazla tehdit var üzerinde çünkü. Olabilir, olabilir, olabilir. Her yani. Şey tercih edilebilir. Biraz kişisel tercihe kalmış bir durum. Laki az önce riskli bir hamle yaptı. Yani o hep buzu yese kule altında düşecekti büyük bir ihtimalle. Laki seviyor ama. O riskleri almayı değil mi? Seviyor. O agresifliği seviyor, o hamleleri seviyor. Ama takımdaki tek kitle kontrolsüz olunca biraz sorumluluk almanız lazım. Tabii LeBlanc'ın da var gerçi işte o hayali zincir ama o biraz daha böyle zaman isteyen bir şey. Rakiple yan yana gitmeniz gerekiyor. Pozisyonu hazırlarken hasar yeme şansınız, kitle kontrol yeme olasılığınız daha fazla. Orta koridor kulesini istiyor Beşiktaş. Az önce kuşatmada istediğini alamamıştı. Şimdi bu kuşatmayla birlikte bu kule çok yüksek ihtimal düşecektir. Hı hı. Ama Ersin gözlüyor gelecek hasarı. Öne adım atıyor. Şimdi yalnız Çipo çok iyi tuttu. Yine Kogmav yakalandı. Kogmav'ı silecekler. Laikia muazzam bir Nautilus performansı şu ana kadar. Koridor aşamasında da çok iyi çıpalar atmıştı. İki savaştır Kogmav'ı kulağından çekiyor. Gerçekten çok iyi pozisyonlarda yakalıyor. Yani şu anki yakalanmalar tamamen Jerus'un hatası. Onu evet. Geride kalmalı, her zaman onun arkasında oynamalı. Önündeki tane tank var, ondan bahsetmiştik ama şu ana kadarki oyun stili yani Wildcats'e istediğini getirmiyor. Ve 4 kişi kaldılar kule altında. Baron güçlendirmeli minyonlar da vurmaya devam ettiği için Beşiktaş alacak kuleyi. Ya ne yarı dönüş Beşiktaş'tan tek bir savaşta. Yani belki 1-2-7 Ufrok ama çok iş yapıyor. Enteresan bir şey gördüm. Çok tanık olmadığım bir şey gördüm. Wukong'un canı yani klonunun canı belli bir canın altına indiğinde sihir içen patladı. Klonda mı sihir içen evet. patladı? Hadi ya. Bak bekleme süresinde değil şu an. Evet. Oluyor. Yok oluyor da şöyle çok yanıltıcı olabilir. Evet. Yani çünkü o hengamede, o karmaşada hani bir an böyle bu gerçek galiba deyip sıçra falan atabilirsin yani. Yapıştırabilirsiniz. Aman dikkatliyim. Altında o savaş sonrası öne geçmişti zaten Beşiktaş Akademi ama şimdi 2 dakikaya bir ejder ruhu var. O ejder ruhu çok kritik olacak. Bir savaş daha yapmak zorunda Beşiktaş. Yani bırakabileceği bir ejder değil dayı senin de söylediğin gibi. O yüzden hazırlanması gerekiyor ki Beşiktaş da farkındaysan zaten daha 2 dakika yakın bir süre var. Ve çok erkenden buraya gelip burada bir görüş kazanmak istiyor tabii ki de. Şöyle baktığım zaman 2-3 üstlerinin totalde 4 tane kontrol totemi var. 2 de arayıcı mercekleri var kullanabilecekleri. Belki Valkets bu ejderi bırakabilir ya. Yani Kogmav'ın o üçüncü eşyasını bitirmesini bekleyebilirler o Haşmetli eşyasını. Yani sihirdar büyüleri aktif olacak, yetenekler aktif olacak. Biraz karar meselesi burada. Böyle bir risk almak istiyorlar mı? Şunu da anlıyorum, bu ejder bölgeleri yani bu dar alanlar tabii ki de Ornn'la beraber takım savaşı yapmaya çok müsait. Evet. Bunu da istiyorlar. Ama iyi bir karar vermek lazım. Yani Kogmav'dan o beklenen hasar çıkacak mı? Lulu'yla beraber yani şu ana kadar bir tane etkili olabildiği bir takım savaşı var bu ülkenin. O da Pit'in etrafında olan, Pit'in üstüne atılan sıçradan sonraki takım savaşıydı. Bakalım bir tane daha temiz bir takım savaşı çıkarırlarsa yine tekrardan onların hem altında hem de oyunun kontrolünde öne geçtiğini görebiliriz. Şöyle bir durum var şimdi. 35 saniye ejder, yaklaşık bir dakikaya da Baron geliyor. Ejder'de biraz savaş uzarsa, ejder savaşını kazanan takımın baron alma şansı da olacak. Evet, evet. O yüzden hani Wildcats olur da burada bir savaş daha kaybederse, oyunu kaybetmeye kadar gidebilecek duruma gelebilir. Evet. Öbür tarafta Beşiktaş'ın da dikkatli olması lazım. Çünkü ya Ornn güçlü, Diego'nun iki eşyası var, Sylas kuvvetli. Ceyrus iki savaştır bir şey yapamıyor ama üzerinde eşyalar mevcut. Yani Aphelios kadar onda da eşya var.
Şöyle bakın arkaya, arkaya sarkan biri var mı diye. Ooo çok iyi hamle. Yedi. Diğer taraftan yine arkadan geldi. Like ya. Yine Kogma mı buldu? Yani seri MVP'si olma yolunda emin adımlarla ilerliyor Like ya. Hem Ejder'i getirecek hem Baron'u getirecek bu hamle. Ya o Kogma'yı buldu ama ondan önce Mercer'sa ben şapka çıkarmak lazım. Lulu'yu direkt sildi. Yani yine burada kar... Yalnız Osman sıçrasını kullandı. Şimdi Osman'ın üzerine gidiyor. Like'ye çıpasını kullanacak. Like'ye Osman'ı da düşürecek. Baron? Bu Baron'u Baron? Da getirecek. Ben olsam mesela burada denemezdim çalmayı. Baron da denerdim o sıçrayla Baron'u çalmayı. Çünkü şimdi Baron da çok rahat alacaklar. Yani evet Like'ye güzel yakaladı yine ama yani Carve'ın pozisyon hataları... Ya bu oyunda 1 değil 2 değil bununla beraber 3 oldu. Ve her seferinde de Beşiktaş Akademi tarafından birileri bu pozisyonun hatalarını cezalandırıyor. Ve hala farkına varamıyorlar. Şimdi bakalım Carve'ın pozisyonunda burada. Sağ tarafı görmüyorsunuz. Hiçbir görüntünüz yok. Alt çalının kontrolünü almamışsınız aynen. Bile. Bakalım şimdi yan taraftan gelecek ve LeBlanc direkt silecek sizi. Ya Like'ı da bu arada direkt olarak. Ya direkt ögüleri buldu. Helal olsun. Ya ve böyle pozisyonlarda aslında yani nişancıdan çok... Ne bileyim Zillion gibi, Lulu gibi, Soraka gibi bir desteği aradan çıkarabilmek çok daha değerli tabii olabiliyor. Tabii ki de. Nişancı tek başına hani ya verebildiği hasar verirken bir destek oyuncusu herkesi güçlendirebiliyor. Desteği aradan çıkarmak da ya, yani belki de aradan çıkarabileceği en önemli oyuncuydu o Lulu. Ya bir de Kog'Maw'ın yanında olman gerekiyor. Evet. İlk düşemezsiniz. Düşemezsiniz. Öyle bir lüksünüz yok. Lüks yok senin de söylediğin gibi. Evet, Kraken tercihi geldi dayı. Yani rüzgarın hitleri de bana biraz daha aslında en iyi tercihden bir tanesi gibi gelmişti ama galiba o hasar ihtiyacını karşılamak istiyor ama dediğim gibi yani dengeli bir takım ölmesi savaşı... Ölmesi hasarı verecek zaten. Evet, yani dengeli bir takım savaşı şu ana kadar Valkes Akademi tarafından göremedik. Yalnız burada Ersin. Önde yakalanabilir. Ersin'i tabi düşürmek biraz daha zor. Merciless direkt şu an kilitlenmiş Carve'ı düşürmeyi oynuyor. Yani mantıklı. Carve'ı düşürmese bile ultisini alması bile önemli. Bir de seviye farkı da çok tabi. 11 seviyeye 15 seviye. Hala 16 olamamış Merciless. 16 olduktan sonra hasar potansiyeli çok daha fazla artacak. Üst koridora gitmedi burada mesela şu an Beşiktaş. İki tane kule duruyor orada. Yani üst koridoru kimse ittirmedi. Üst koridoru çok kötü ayarladılar. Yani o minyon dalgası da gelmeyecek oraya. Evet. Birinin gidip bitmesi lazım ama ışından yok. Oraya gitmek de dert. Alt koridordan Aatrox'un oraya kurulmasını bekleyebilirler belki. Yani Aatrox da orada bir baskı noktası olduktan sonra bu orta koridor kuşatması işe yarayabilir. 45 saniyeli var. Bence dönmemeleri lazım. Bu minyon dalgasını da kullanıp böyle dönebilirler. Hiç gerek yok bu geri dönüşe. Biraz daha baskıyı arttırabilirlerdi. Yani 30 saniye daha var değil mi? O 1 minyon dalgası daha baronlu olacak sonuçta. Kuleye en azından. Evet. Yani ufak tefek. Bayonetta da 3 eşya bir kron... Tabii şimdi bir sonraki takım savaşta kronometreler özel olacak. Değerli olacak. 2 tane kronometre burada Beşiktaş tarafında var. Diğer tarafta şöyle bakıyorum. Osman'da var bir tane ve Fenomen'da zaten Zonya var. Yani takım savaşının gidişatını değiştirebilecek hamleler gelecektir diye tahmin ediyorum. Her iki taraftan da. bir dev kemeri geldi Ceyrus'tan. Dev kemeri artı kronometre. Yani onu daha da tank hale getirecek ama Wildcats o kadar fazla bireysel hata yaptı ki onun ultisi bakalım. Ersin yakalayabilecek mi? Aa! Çok kötü sıçra burada. Kronometresini bile düşecek. Kullanabilirdi ama Ufrak burada düşecek ve skor burada Osman'a gidiyor. 700 altın aldı. 700 altın aldı ama tempo kazandılar. Yani tempoyu kaybetmişti burada Wildcats ve orta koridor kulesini alacaklar. İnhibitör'e kadar gidebilirler burada. Savaşma şansı pek yok açıkçası Beşiktaş'ın. Burayı bırakmak zorundalar sanki. Bayonet'te denemede bulunuyor. Minyon dalgasını temizledi. Bir sonraki minyon dalgasını bekleyecekler. Şimdi minyon dalgası geliyor kuleye. Hasar vermeye çalışacaklar. Bu kule düşecek. Bu kulenin düşmesini engelleyemeyeceklerdir. Ufrak'ın gelmesini bekleyecekler ama Ufrak geldiğinde sıçrası olmayacak. Onu unutmayalım, az önce kullanmıştı. 25 saniye
Ruh eş dedi. Ruh gelecek. Gerçi Hextech geçişler var. Buraya hızlı bir şekilde gelebilir Ufrak'ta. Ama belki Wildcats burada yapabileceği bir tuzakla birlikte oyunu da kazanabilir. Yani buradaki görüşü biraz kısıtlı. Beşiktaş'ın. Tuzak geliyor. Senin de söylediğin gibi. Ama orada yetenek kullanıldı. Tuzağın farkına vardılar. Fenomenal'da bir Nautilus ultisi var bu arada. Kritik ultilerden bir tanesi. Şimdi Ejder'e başladılar. Ejder seri bir şekilde düşüyor. Sıçrayla birlikte Laiki hamleyi yaptı. Rakibini yakalamaya çalışıyor. Karva kullanılan bir ulti var. Nam tarayı girdi. Küşen Ersin oldu. Ersin düştükten sonra Fenomenal'ın da üzerine gidecekler. Arada Karva'ı da erittiler. Osman da çıkmak zorunda. Bayonet de kovalamaya devam ediyor. Şu ana kadar hasar yetmiyor Beşiktaş'ta. Ejder'i de aldılar. Bayonet de burada skoru alacak. Jairus'un da üzerine gidecek ve Beşiktaş yine bir takım savaşını kazanan taraf oldu. Jairus'u da yakalayacak burada Bayonet'te. Jairus'un yapabilecek hiçbir şeyi yok. Prangalar tuttu. Cehennem prangasından kaçmaya çalışıyor ama Jairus'un hasarı şu an çok yetersiz. Yetmiyor. Takım savaşında da yeterli olmadı. Fenomenal alınacak skoru. Yapabileceği çok fazla bir şey yok burada. Oyunu bitirmeye gidiyor. Oyunu bitirmeye gidiyor Beşiktaş. Işından da geldi. Buraya Beşiktaş. Yani inanılmaz bir geri dönüş hikayesi Beşiktaş'tan bu karşılaşmada. İki tane çok kritik savaş var. Ve karşılaşma bu savaşların sonunda kazanılıyor. Beşiktaş durumu 2-0'a getiriyor. Wildcats favori dedik. Daha birinci bitir dedik. Seçime saklamalarda daha iyi dedik. Daha iyi dedik. Ama akademinin en iyi takımı dedik. Şu ana kadar Beşiktaş oyun içinde 10 numara oyun. 10 yani, numara. Dediğimiz lafları da ağzımıza tıktılar. Şöyle. Ben mutluyum ya böyle olduğuna. Yani böyle ağzıma tıksınlar. Şu var ama şu an bu bizim sezon içinde izlediğimiz Wildcats Akademisi'yle çok uzak. Çok uzak bir alakası yok. İletişim yokmuş gibi geliyor. Yani iletişim yok ve şunu söyleyeyim. Bu takımın alt koridoru sezon boyunca rakiplerine kök söktürdü. Yani Jairus her zaman koridordan avantaj çıktı ve şu anda Jairus'un kimliğine uygun olmayan bir oyun stili var vardı. Yani Jairus her zaman koridoru domine eden veyahut da üstünlük alan bir şampiyon veyahut da şampiyon ikilisiyle oynadı alt koridorda. Bir numaralı şampiyonu bu çocuğun Samira. Yani ne kadar agresif olduğunu Samira'nın... Samira yasaklı zaten. Şampiyonluk liginde yasaklanıyordu evet. Samira hatırlayın. Şu var. Draven açık oynamıyorsunuz. Mavi tarafa geçtiniz. İlk tercih biraz daha önem veren Silas'a kaydırdınız. Zaten hani Fenomenal bu takımında her zaman dedik tamamlayıcı bir roldü. Bu arada hiç verim alamadılar. Hiç verim alamadılar Silas'tan. Gerçi yine o kendisini düzeltmeyi bir şekilde başardı. Orta koridorda o seviye 7-8'den sonra aldı. LeBlanc öne geçti. Biz şöyle oldu dayı. LeBlanc öne geçti. Sonra Silas toparlayıp bu sefer dövmeye başladı seviye aldıktan sonra. Hani ben en azından o 1v1 için diyorum. Ama takım savaşlarına baktığımızda ya Merciless, Carve iki kere aradan böyle tereyağına kıl çeker gibi 5 kişinin arasında iki kare su, iki kare böyle yok etti. Zaten orada yani oyun bitiyor zaten. Ya bu arada bahsedelim istiyorum biraz da araya gitmeden. Laiki'ye. Onu diyecektim ben de. Çok iyi Nautilus performansı. İki ya da üç savaşta. İki savaşta net savaşın başında yakalıyor Kog'Maw'ı. Bir tane de çalıya pusup aşağıda. Aynen öyle. Kendisi unuttu. Muazzam. Yani muazzam oyun. Ama diğer tarafta da yani bu gibi bir kompa karşı Lulu'su olan, Ornn'u olan, kuvvetli bir ön safı olan kompozisyona karşı LeBlanc'la iş yapmak zor. Zor. Aradan Triel'in de dediği gibi yani kilit hedefleri bu kadar net bir şekilde çıkarabiliyor olması ya da takım savaşına yeteneklerini doğru kullanıp herkese hasar verebiliyor olması neye ön ayak oluyor? Arkadaki Aphelios da kendi işini çok rahat yapabilir hale geliyor. Evet. O da ultiyi bırakıyor, ne bileyim Calibrum'da yere atıyorum, taret bırakıyor yere ya da yeteneklerini açıyor, bir şeyler yapıyor. Çok daha fazla hasar çıkarıyor Aphelios bu şey oyunda, kıyasla, Kog'Maw'a kıyasla. Bu oyunda Wildcats Lulu'dan sıfır verim aldı. Evet. Ne ofansif veya da defansif bir kapris ki yani Lulu eşittir direkt suikastçileri yok eden, suikastçilerini sevmeyen, özellikle ileri atılan şampiyonlara karşı işte vahşi büyümeyi bir atıyorsunuz havada. Evet. Üstüne bir kapris. Zaten 3 saniye hedef yok. Ya bunların hiçbirini göremedik ve Lulu'dan verim alamadıkları için de rakibin suikastçı ileri atılan şampiyonları çok iş yaptı ve artık Beşiktaş seriyi süpürmeye çok yakın. Dediğin gibi seriyi süpürmeye çok yakın. Beşiktaş 3 tane daha şansa sahip olacak ama artık Wildcats'in son bir şansı var. Evet. Kaybetme lüksü yok. Biz araya gideceğiz. Bakalım 3. karşılaşmada neler bizi bekliyor. Ara sonrasında bunu görüyor olacağız.
Ve serinin 3. karşılaşmasına geçiş yapıyoruz yavaştan. Beşiktaş Akademi favori olmamalarına rağmen, hı-hı, seçim yasaklamada bizim avantajlı görmememize rağmen, geride başlamalarına rağmen iki karşılaşmaya da 2-0'a getirdi durumu. Yani çok beklediğimiz bir şey değildi açık konuşmak gerekirse. Yani ben hiç beklemiyordum bu kadar dominant bir performans. Şimdi Beşiktaş'ın ekstra hazırlanmış olması bir yana, diğer taraftan da bence Wildcats'in seriye artık ısınamadı mı, yani gününde mi değil, son oynadıkları yamadan çok farklı bir şey değil. Zaten hani dediğim gibi bu takım birçok şampiyon oynayabilen bir beşten oluşuyor. Zaten hani böyle çok bizi şaşırtan, böyle birazdan metanın dışına çıkıp rakibi o şampiyonlarla hani alaşağıdan bir takım hiçbir zaman olmadı. Her zaman makro ve mikro oyunda iyi bir takım oldular. Ama bugün özelinde, özellikle ikinci oyun özelinde önde oldukları bir maçta, yani çok enteresan bir orta koridorda, orta koridorun birinci kulesinin önünde bir takım savaşı kaybettiler. Evet. Orada 3000 altınlık fark 500 altına indi. Üstüne bir de baron verdiler. Baronla beraber de 500 altın. O noktadan sonra öne geçen Beşiktaş ve o noktadan aldıkları avantajı da oyunun sonuna kadar iyi bir şekilde götürdüler. Bence buradaki en büyük hata Wildcats'in kendi oyununda. Tabii ki de Beşiktaş bu hataları iyi değerlendirir. Buna, hı hı, hiçbir lafım yok. Onlar da bugün ekstra oynuyorlar. Onu da söylemek lazım. Özellikle Merciless çıldırmış gibi oynuyor. Evet. Yani gerçekten bugün çıldırmış gibi oynuyor. Bakalım yani 3. maça geçeceğiz ve Wildcats'in artık böyle çok da bir hata payı kalmadı. 3. maç bakalım bize neler gösterecek. Ya aslında şey yok oyunda. Ya Wildcats neden bu dakikada böyle bir hamle yapıyor dediğimiz bir şey yok. Öne geçiyorlar, savaşıyorlar. Ne, hı-hı, bileyim bir yerde bir tetiği çekme ihtiyacı hissediyorlar. Ejder olur, orta koridor civarı olur. Ama hepsinde Beşiktaş outplay ediyor. Beşiktaş yetenekleri daha doğru kullanıyor. Doğru. Wildcats birer ikişer yetenek ıskalarken ya da birer ikişer adım olmaması gereken yerde dururken, böyle biraz daha yanda olmaları gerekirken, kilit oyuncuları yakalayan hep Beşiktaş. Evet. Doğru yetenek atışlarına tutturan, gereken yetenek atışlarından sıyrılan yine Beşiktaş. Oyunun ortasına gelindikten sonra 15. dakikadan itibaren Beşiktaş dümdüz Wildcats'i outplay ediyor. Wildcats öyle mega hatalar, yani yanlış bir karar verdiği için değil de verdiği kararı hep yanlış uyguladığı için ve Beşiktaş çok iyi yanıt verdi, çok iyi uyguladığı için öyle bir fark var şu anda kişisel maçta. Kişisel hatalar çok. Evet. Kişisel hatalar çok. Yani işte Carve'ın savaşta ilk düşmesi sayılabilir. Jairus'un çıpalara sürekli yakalanması sayılabilir belki. İki defa. Kişisel hatalar biraz oyunun kaderini belirliyor şu ana kadar. Ve Beşiktaş o kişisel hataları minimuma indirmiş durumda. İşte bir iki tane var. Ufra'nın attığı sıçra var mesela orta koridorda. Atamadığı daha da doğrusu. O da olur öyle diyelim. Yani. Bayonetta'nın üst koridorda yukarıda atamadığı sıçra var. Bunlar var yani. Oyunun kaderini, oyunu kıran hatalar değil bunlar. Karşında çünkü bir şey kaybetmediler. Ben hala Wildcats'in neden mavi tarafta Kalista yasakladığını anlamıyorum. Anlam veremiyorum yani. Jairus oynuyor zaten. Hı hı. Niye yasaklıyorsun? Yani onu yasakladığın için rakibe ekstradan bir tane yasaklama şansı veriyorsun ki hani Beşiktaş'a da bu iki maç özelinde hakkını verelim. Yani seçim yasaklama aşamasında belki çok iyi iş çıkarmıyorlar ama yani vadide acayip bir beşli gibi oynuyor yani. Evet. Sanki seçimlerden daha önce çıkmışlar gibi oynuyorlar. Yani bu da acayip bir kimya. Yani çok fazla hani söylenecek de bir şey yok burada. Samira'ya mı yemliyorlar acaba şimdi Jairus'u? Samira'yı bu kadar erken alırsanız karşıya Naturus verirsiniz. Samira'yı iki maçtır bu arada yasaklamıyor Beşiktaş. Doğru. İkinci aşamada yasaklıyorlar. İkinci de yasaklıyor. İlk aşamada iki maçtır bırakıyorlar. Yine bir Silas tercihi. Yani LeBlanc da tekrardan gidebilir Merciless. İyi bir oyun geçirdi. Genel anlama baktığımızda, genel topluma baktığımızda. Koridor aşaması da iyiydi. Cassio da olur. Cassio'ya gidecek mi? LeBlanc'a döndü. İşleyen bir şey bozmaya gerek yok bence. Yani ekstra bir şeyler aramaya gerek yok. Aphelios, Zeri ikisi üzerinde duruyor şu anda. Nam. Tekrardan Aphelios gelebilir. Bence burada bu sefer Nautilus'u bırakmayacak Wildcats. Nautilus da ne oynayacak ama? Nautilus'un yanında onu işletecek. Ya yani Samira Nautilus gelirse mesela evet, şaşırmam evet. Ben. Şu an bence direkt Samira Nautilus gelmesi lazım. O konuda ben çok düşünmeye gerek yok Wildcats açısından. Yani direkt tak 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 yapıştırmaları gerekiyor. Ama Beşiktaş da mutlaka bir şey hazırlamıştır. Yani bunu yapmaya okeylerse. Buraya mı alacaklar? Evet.
Şimdi bak burada nişancı yine sarkıtacaklar. Ve yine bu sefer yine yasaklanacak Samira. Yok burada almalı ya. Nautilus'u aldıysan alacak burada abi, nişancıyı alacak. Almalısın. Bence. Buradan bir Samira gelmeli gibi. Çünkü olmuyor belli ki şu ana kadar istenilen performans çıkmıyor takımdan. Peki. Draven'da olur. Peki. Benzer şeyler. Çalışan formül. Valkyries için. Burada Draven Nautilus göreceğiz yani. Braum şart gibi biraz. Yani Braum'u mecbur almak zorundalar ve şu an Valkyries... özür diliyorum. Beşiktaş Akademi buraya ne alırsa alsın... Valkyries Akademi alt koridorda kazanan koridoru, kazanan eşleşmeyi oluşturdu. Hı hı. Ne olursa olsun. Braum'u almadığın takdirde bu arada dümdüz kaybediyorsun. Yani, Braum en azından biraz hayatta yani, tutabiliyor sizi. Alabileceğim başka bir tercih. Leona var. Leona Felios istediğim bir ikili değil. Çünkü Leona arkalarda durmayı seven bir şampiyon değil. İkisi gereği. Almak da istemiyorsun haliyle. Ve ikinci yasaklama evresinde Poppy'yi yasaklıyor. Bayağı bir ormancı göreceğiz galiba ya. Muhtemelen. Tabii ilk seçim hakkı Beşiktaş'ta olduğu için ormancıları yasaklama konusunda biraz daha rahat olacak onlar. Jarvan da gitti. Wukong gider mi acaba? Wukong açık. Yine Viego açık. Evet. İki tercih olarak gelmişti ilk karşılaşmada. Trundle'a bakıyorum olarak. Bir yandan acaba gelebilir mi diye. Ama tank alınmayabilir bu oyunda. Evet. Ki Ornn yoksa en iyi tanklardan bir tanesi vadede yok. Tabii o da iyi bir adaptasyon yani ilk maçta kaybetmiş olmasına rağmen Ersin çok iyi oynadı karşılaşmayı. Bence Valkyries Akademi tarafındaki şu andaki en iyi performans gösteren oyuncu Ersin. İkinci maç için evet. İlk maç değil evet. İlk maç. Ya, hayır maç. Yani tam ilk maç biri hani ikinci maçı birinci maçı ortaya koyduğum zaman yine de ufak bir adımla bence Ersin takımı ele aldığımızda yani öne sürebileceğimiz tek oyuncu. Viego gitti bakalım. Az önce Karno, Karlulu oynadı değil mi az önce? Wukong da gitti. Vay açık. Vay gelebilir burada. Vay iyi de olur bu arada. Sylas'a iyi bir ulti vermiş oluyorsun ama senin için de çok değerli Vay. Draven durdurmak önemli çünkü. Burada unutuldu Vay sanki biraz. Çok iyi tercih bu arada. Ve Numb Vay'a giderken Valkyries tarafı bakalım karşılık olarak. Kirby'si Jhana alabilirler belki. Şimdi Osman'ın sevdiği bir şampiyon Udyr. İmza Belisi. Şampiyonu gelebilir. Volibear gelebilir. Lee Sin. Lee Sin 3. Yani alabilecek çok fazla bir şampiyon kalmadı orman havuzunda. Hepsini saydık zaten. Biraz şeye dönmek gerekiyor ya bu maçtan sonra. Kazandıran formülü değil mi? Kazandıran evet. Formül, alışık oldukları formüle dönmesi gerekiyor bence Valkyries'in. Ve Lee Sin gelecek. Osman'ın bizim tanıdığımız dönemden beri Osman'ı bir numaralı şampiyon evet. Lee Sin. Yer yer uzaklaştı, yer yer geri geldi Lee Sin'le ama bir numaralı şampiyon olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bakalım o nasıl bir performans sergileyecek Lee Sin'le birlikte. Üst koridora, Kör Fiora. Şimdi işte işler değişir. Yani Kör Fiora'yı burada Beşiktaş cezalandırabilecek mi? Gwen yasaklı, Gwen alamayacaklar. Ne gelebilir? Yine bir Aatrox deneyebilirler ama ister misiniz? Hayır ister misiniz? Şu eşleşme kötü. Onu biliyorum. Eşleşme kötü. Kendin daha mantıklı. Yani Ken'in de aslında şey değil böyle. Net kontrolüyor falan değil ama değil. Koridorda rahat kalacak evet. Biraz daha. Takım savaşında etki edebilecek. Sıçrayı hayalete değiştirmek mantıklı olabilir Ersin için. Ama bu sefer o 4'e 1 oynayabilirler ya belki. Oyun ilerleyen kısımlarında. Hayalet gelecek gibi. Hayalet gelecek. Hayalet geldiği zaman şey yapabiliyorsunuz. Kovalayabiliyorsun. Yani kendini kovalayabiliyorsun. Artık kendini kurtarmak için seni sersemletme ya da ulti kullanma ihtiyacı duyuyor. Ve şey çok zor değil. Hani yükleri takip edip 3. yük üzerine gelmeden işte karşı hamle atmak. Hatta Ken'in engel olamıyor yani ultisinin içinde sürekli girip karşı hamle attığın zaman rahat sersemletebiliyorsun. Ama şöyle bir şey var sanki Beşiktaş'ın kompozisyonu biraz daha iyi bir geldi bana bu maç özelinde. Yani Kenan'ın araya girip o arayı karıştırması ve diğer tarafta Valkyries Akademi tarafında buna verilebilecek bir cevap olmaması... Bir bitkinlik şart kendini biliyoruz. Yoksa Valkyries tek dereceliğe çevirdi oyunu evet, zaten. Yani şampiyonların uyumundan ziyade Kör Fiora geldi. Yani Kör Fiora evet. Geldi. Ersin çok sevdiği bir şampiyon. Ve normal sezonda da Fiora'dan çok fazla verim aldılar zaten. Onu biliyoruz. Ona güvenerekten aldılar. Bu biraz bana şey anımsattı da şimdi sen de söyledin tek dereceli. Ya herkes oynasın rahat. Aynen öyle. Ya arkadaşlar iyi seçim yaptık. Oyunları kaybettik.
olmuyor belli ki. En azından rahat ettiğimiz şampiyonları alalıma dönmüş olabilirler ki bence kötü bir mantık da değil. Zaman zaman çalışabilen bir taktik. Hı hı. Ama ben şurada biraz içim burkuldu Valkes adına bence. Yani burkul çünkü sezon boyunca iyi oynayan bir takımdı. Evet. Yani LoL 101'in gerekliliklerini ne şampiyon alırlarsa alsın oynayabilen bir takımdı ve yani yarı finale gelindiğinde de bu şekilde performans göstermeleri beni biraz üzdü. Evet. Ama diğer taraftan da Beşiktaş'ın hakkını vermek lazım. Onlar da gerçekten çok hani, temiz oynadılar. Müthiş yani. Bir seri oynuyorlar. Şimdi Fiora Cannon koridorunda Hortlan pençesiyle girdi. Büyük bir ihtimalle Tahrip artı ikinci şans alacak. Kendinden de hasarını o da evet. Söyleyeyim ilk vuruş. İlk vuruşla birlikte hasarını birazcık yüksek tutmaya çalışacak ama ilk seviyelerden itibaren dikkatli olması lazım. Fiora öne geçebilir o koridorda. Mesafeyi çok rahat kapatıyor. Sadece bu arada şey değil, hasar değil. Tırpan var. İlk vuruş var. Sadece minyon biçerek, ufak ufak dürterek yetmez. Öne geçmeyi amaçlıyor. Ama şeye geçemez. Mesafeyi kapatamayan bir şampiyona karşı onu yaparsın. Tamam. Dürtersin, minyon alırsın. Dürtersin, minyon alırsın ama Fiora'nın erken seviyeleri kuvvetli ve mesafe kapatabiliyor. Yani ters bir yerde bir tane zayıf nokta çıktıktan sonra Fiora kovalamaya başlayacak. İkinci, üçüncü seviyeden itibaren üstünlük yakalamaya çalışacak. Karşı hamleyle. Karşı hamleyi belki agresif atacak. Sırf yavaşlatmak için, kovalayabilmek için. Tırpan artı tek iksir yeterli olmayabilir. Bilmiyorum. Ben hala Valkes neden bitkinlik almadığını anlamadım. Almamışlar mı? Yok. Kendine karşı. Yani olur da bir şeyler olur da Bayonet de öne geçerse bu oyunda. Evet. Eşya konusunda %100 hasarı vuracak. Ki yani bitkinlik de bu yamaya geçtiğimizde ufak bir dengeleme aldı da hani. Hı hı. Hasar indirgemesi %40'tan 35'e çekildi. Ama yine de hala güçlü. Bence olması gereken şu üst koridorda. Fiora'nın yapabileceği tabii yalnız, çeşitli eşyalar var. Karve direkt olarak çıpayı kullandı. Karşılık gelmeyecek tabii. Aphelios'un birinci seviyesi çok zayıf. Evet. Yeteneği yok çünkü. Silah değiştiriyor sadece. Aksine Draven yardırıyor. Oh. Boşluk bulduğu an. İkinci seviyede oldular. Yukarıda bence Fiora'nın sadece kendine karşı eşya dizip belki omurga kıran alıp ayrık ittirmeye oynaması gerekiyor. Mercedes yine tehlikeli sularda. Evet. Bakalım rakibi yine yarı canın altına indirdi. Tutuşturu mevcut. Elektrik verdi devrede. Elektrik var. Artı tutuşturu var. Burada yine Mercedes bir hamle kovalayabilir. Bayonet de biraz geride kabul etmiş koridoru. Amaç rakibinin 4-2 ilk vuruşu aktif ediyor. Fenomenin üzerine yine güzel bir hasar burada Merciless'tan. Kendisi de kule hasarı aldı ama karşılığında. Bir tane daha iksiri var orada, can iksiri. Evet. Canını toparlayacak ama mana konusunda biraz sıkıntı çekecek. Son bir komboluk manası var gibi duruyor. Yani Q, W atabilir gibi. Zincire manası kalır mı emin değilim. Şimdi 4. seviye oldu. Burada kule altını görebiliriz. Osman bekliyor burada. Rakibi hamle yaptığı halde takdirde sıçrayla birlikte koruma içgüdüsü kullanabilirdi. Kule altında çok fazla minyon sıkı alıyor. Phenomenal. Yani Merciless'ın ilk seviyeden itibaren kazanması aslında minyon sayısını da artırmasıyla sonuçlanıyor. Çok iyi sersemletme geldi bu arada Bayonetta'dan. Minyon da geriye düşmüş. Ama tırpan ve işte ilk vuruşla o farkı kapatacaktır. Şu an görüyoruz 22'ye 20 minyonlar ve üzerine doğru itiyor Ersin'in koridoru ve Karve'nin ve Osman'ın geldiğini gördük. Diğer tarafta Nampta. Orta koridor yakınlarında 2-2 dönebilir burada. Phenomenal hamle yapar mı emin değilim. Phenomenal'dan kullanılan totem şimdi Nampta'yı tespit edecek ve Osman da hemen geri çekilme kararı aldı. Çünkü bu 2v2'yi kazanamayacaklarının farkında Karv. Burada bir çıpa denemesi. Minyona isabet edildi. İnce biraz hasar aldı. Şunu söylemek lazım. Orta koridor ikilisinde yani 2 ve 2'sinde sanki Beşiktaş'ın ikilileri daha iyi gibi. Zincirler tuttu. Yalnız Phenomenal burada sıçrası var ama sıçrayı kullanamayacak. Namp geldi, ilk kanı aldı ve yine orta koridordan skoru alan bir Beşiktaş var. Phenomenal nasıl öldü? Sıçrası da var. Her şeyi var. Sıçrası da vardı. Her şeyi vardı. Yani 3 maçtır sınıfta kalıyor Phenomenal. İyi başladığı koridorları veriyordu. Şimdi direkt
direkt kötü başladı. 24-41. Evet. Çok iyi de bir burada geri dönüş yapacak. Merciless koridoru da ortada bıraktı diye tahmin ediyorum. Hı hı. Yani bakalım. Öne geçen LeBlanc'la da dayı söylemiş zaten uğraşması bir hali zor oluyor gerçekten. Ki geçen oyuna sonradan devreye girmişti. Öyle. Öyle. Bu arada minyonları donduruyor. YKS alt koridor ikilisi. Burada Carvin denemede bulunduğunu görebiliriz. Şimdi minyonlar biraz öne gidince çalı değiştirmek zorunda kaldı. Ufro'a tutan bir çıpa var. Ufro. Kapa orada gibi. Çıpaya yakalandı belki ama kapa gibinin güzelliği bu işte. Direkt olarak önüne geçti. Gelecek hasarı engelledi ve Ufro yakalanmış olmasına rağmen daha iyi takas yapan burada Beşiktaş alt koridor ikilisi oldu. Şimdi minyonları itmeye çalışıyor. Kapı gibi yokken burada dikkat etmesi lazım. Orta koridorda Fenomenal'la birlikte 1v1 Merciless. O 6. seviye ultisini kullandı direkt olarak. Karşılıklı hasar vermeye çalışıyorlar. Merciless'ın yetenekleri döndüğünde skoru alabilir ama aynı şey Fenomenal için de geçerli ve Fenomenal şu anda 5. seviye. Evet ve şey yokken olmaz. Yani tutuşturu yokken böyle bir takasa girmek de mantıklı değil. Hele ki minyonlar arasında. Yani sıçrası var burada. Fenomenal skoru Nam geliyor. Nam totem geliyor. Yok. 5. seviye Nam şu an ultisi yok. Nam burada denemede bulunur mu emin değilim. Daha fazlasını ister mi emin değilim. Fenomenal şu an yemleniyor olabilir. Merciless'la Numb denemede bulunacak Merciless sanki. Merciless burayı oynayacak bence. Bence burayı oynayacak. Şimdi Merciless sıçrayla birlikte rakibini yakaladı. Yine çok iyi oyun. Burada tutuştura düşer mi peki? Hayır. Tutuştur yok zaten. Tutuştur etkisi vardı üzerinde. Evet. Cellad'ın çağrısını almış çünkü. Okay. Ben tutuştur sandım onu. Bu kadar erken beklemedim çünkü. Ben Cellad'ı. De öyle zannettim. Ozaon gelecek erkenden çünkü baktığımızda 3 tane canını yenileyen şampiyon var. Fiora, Lee Sin ve bu noktada Sylas. Ben ilk eşya olarak gelmez diye düşündüm. Etkiyi görünce o ağır yara etkisini tutuştur atılmıştır dedim. Ama bu oyunda alınmalı ya. Yani Fiora ultisi zaten başlı başına bir sıkıntı yaratabilir. Fiora'nın her şeyi. Bu arada pasifi, alacağı eşyalar hepsine karşı iyi cevap. Şu ana kadar çok iyi oynuyor bu arada Merciless ve Numb ikilisi. Evet. Bu karşılaşmayı Osman şimdi üst tarafa geldi ama buradan bir şey çıkması kolay değil. Çok zor. Sıçrası da var kendinin. Osman 6. seviye gerçi. İyi bir tekmeyle birlikte kaçamayacağı pozisyona getirebilir ama önce ses dalgasını tutması gerekiyor. Bayonet de çok çok güvenli oynadı burayı. Hissetti ya. Daha önce bir totem mi var acaba? Yok diye görüyorum sanki. Yok yok. Evet. Totem yok yani Ersin'in agresif oynayışını herhalde hissetti. Dediğin gibi. Ersin neler yapacak bakalım. Şey çok mantıklı değil çünkü bu oyun için. İlah sindiren. Hı hı. Diğer taraftan da orta hız koridorda hız kesen alabilir bu arada. Hız kesen üzerine cam biçen alabilir. Orta koridorda Fenomenal biraz toparlamış. Aradaki minyon farkı 25'e kadar çıkmıştı. Evet. Şimdi yalnız Beşiktaş. Ejder'e başladı. Ejder'i aldı. İlk ejder çok da erken sayılmayacak bir dakikada geliyor. 8. dakikada orta koridorda bir hayalet zinciri daha bayağı bir canını yaktı. Yani mesela bu takasları karşılık görmeden kazanıyor Merciless. Şimdi Fenomenal'da iyi bir ulti var yalnız. Olası bir 2-2'de, olası bir baskında net bir kitle kontrol demek. Osman en son buna başladığında çok iyi sonuçlanmamıştı hatırlarsanız Osman. İçin bu alamet denemesi bir yalnız, önceki karşılaşmada. Bu oyun üzerinde harita hareketlerini de Beşiktaş Akademi bence çok iyi yapıyor. Diğer taraftan da bakalım takımlar çıktı burada. Carve çıpasını kullandı. Tarafta karşılık olarak çok ufak hasarlar verdi. Yani şuna da inmek istiyorum. Yani genelde Valkes'te hani bunu yapan bir takım. Rakip bir şey kaybederken ya veyahut da bir şey alırken haritanın diğer tarafından bir tane global görev yapmak. Ama buna biraz geç başladıkları için rakip hem ejderi alıyor. Ejderi aldıktan sonra direkt alameti önünebiliyor ve zamanları oluyor. Bu noktada da bence bugün özelinde, bugünkü seride Valkes Akademi adındaki en büyük sıkıntıdan bir tanesi bu. Rotasyonlarda biraz geride kalmak ve gördüğümüz gibi hem ejderi hem de burada alamet alıyordu. Şimdi ulti kullanıyor Ufrak. Ufrak direkt olarak sıçrattı. Burada kaçmaya çalışan bir oyuncu var. Like'e kapı gibisini hala aktif etmiş değil. Acaba yok mu? Şimdi ulti kullanılacak bir de. Ultiyle birlikte Jairus'a iyi bir hasar verecek burada. Jairus sağlamlarında ulti. Jairus iki yeteneğini kullanmak zorunda kalıyor. Ufrak burayı daha agresif oynayabilir isterse ama muhtemelen ormancının burada olduğunu düşünüyor. Haksız da değil. Like'e burada skoru alacaklarına pek inanmadı bence. Aphelios'un hasarına pek güvenmedi. O da sonra şöyle bak, kesiyoruz galiba deyip bir ulti attı böyle. Ama ulti attığında zaten Jairus hemen orada arındığını kullanıp direkt sıçrasına başvurdu.
Ya alt koridorun böyle gitmesi iyi haber açıkçası Beşiktaş için. Minyon da geride değiller. İşler fena gitmiyor. Az önce önemli bir takas kazandılar. Şimdi Draven'ın yetenekleri yokken Nam sıçrayla birlikte gelip Rebas'a skor alacaklar. Ve bunu yapmasını bekliyorum ben. Beşiktaş'ın. Altın farkı yine açıldı. 2000'e kadar geldi. Ve şu ana kadar ya önceki maçlarda hep şey üstündü. Wildcats üstündü aslında. Bütün maçları da kazanmayı başaran Beşiktaş'tı. Şimdi Beşiktaş üstün. Bakalım neler olacak, nasıl sonuçlanacak bu maç. Şimdi Namp o bahsettiğim hamleyi yapmak için alt koridorda. Ceyrus'la birlikte yalnız Kar ve Osman da buraya ilerliyor. Buradan Namp'ın çıktığını görebiliriz. Namp bu takası isteyecek mi? Osman'ı gördükten sonra geri çekilme kararını verdi. Ya Osman da durumun farkında. Wildcats de durumun farkında. Önlem almaya çalışıyorlar. Çünkü Ceyrus bu yükleri kaybetmemeli. Bu yükleri bir şekilde bozdurmak zorunda. Wildcats tarafı. O yükler bozulduğunda oyuna bir anda dahil olacaklar. Hatta belki de altın farkını kapatacaklar, bilemiyorum. Şimdi çıpa denemesi Ufra tutacak bu çıpa. Ulti kullanında, tekme kullanında Ufra direkt olarak düşecek. Skor yalnız Ceyrus'a kalmadı. Bu skoru Ceyrus'a bırakabileceklerdir. Yalnız ay, çok şanssız an. Kırmızı güçlendirme. Bozduramadılar yükleri. Bozduramadılar. Şey yapmayı denediler. Hakkını verelim. 267 yükü var şu anda. Ceyrus'un. Şimdi Namp buradaki minyonları temizlemeye geldi. Yalnız çok iyi oyun. Wildcats'ten. Oyunu çok iyi okudular, hamleyi çok iyi okudular. 700 yaklaşık 750 ekstra altın alacak. O yüklerden. Tabii skor alabilirse. Evet. Yani burası biraz daha böyle rahat gitmesini beklediğimiz bir koridordu ama atak burada Beşiktaş tarafından geldi. Yani Beşiktaş'ın burada sadece üstüne gelen atakları savuşturması gerekiyor genel olarak, hani oyun tarzı olarak. Bunu yapmayınca da kendileri bir agresif yapmak istedi ve Osman'dan da güzel bir oyun geldi. Direkt orada Ufrak'ı takımına servis etti. Her şeyin çok farkındalardı ya. Evet. Her şeyin çok farkındalardı. Böyle bir hamle geleceğini de biliyorlardı sihirler büyüsü yokken. Çok iyi cevap veriyorlar. Şimdi Beşiktaş orta koridora doğru bir hamle yaptı. Alamet kullanılıyor buraya. Orta koridordan kuleyi isteyecekler. Biraz geri kaldı, geç kaldı buraya. Rotasyon konusunda. Wildcats ilk kuleyi almaya yakınlar. Ya belki kule düşmeyecek ama bir tane daha kule barikatı gelecek burada. O bile zor çok belki. Çok yüksek ihtimal. Evet, gelmedi. Ama yani bu kadar erken dakikada, 13. dakikada bu kadar hasar vermek orta koridor kulesine çok büyük bir avantaj. Alt koridordan çok büyük bir şey kaybetmediler. Minyon dalgası kaybedilecek. Bir tane de kule barikatı aldı yanlış görmediysem Ceyrus. Şimdi ejder riskli olabilir bu arada. Alt koridoru yokken burada. Namb'ın. Fenomenal'dan da orta koridor ışığından geldi. Vay ultisi var. Ya burada savaş isteyecek gibi duruyor. Wildcats şimdi Carve. Çok erken girmiş olabilir burada. Ulti kullanıyor Ufra. Ufrak burada yakalanacak. Ufra'nın düştüğünü görebiliriz. Tekme de geldi. Ceyrus diğer taraftan hasar vermeye çalışıyor. Ufra'nın ultisi boşa gitti. Can çalabilirdi orada. Şimdi Ceyrus'un düştüğünü görüyoruz. Ekstra yükler gitti. Kar da düşecek burada ve Beşiktaş bir kez daha doğru savaşı bulmuş oluyor. Ceyrus her şeyi bırakıp Ufrak'ın üzerine doğru koşmalıydı. Sıçrası yoktu çünkü. Ama yapmadı onu. Yani bilmiyorum. Vay yetişemeden ona sanki Ceyrus'un sıçrası beklemesi. Aphelios yakalayabildiği bir sahne var. İkisinde de yok işte sıçra. Ama bırakıp dümdüz koşabilirdi sanki ya. Bilmiyorum tekrar gelir mi o pozisyon ama. Yani takım savaşını baştan takım yine burada Wildcats oldu. Ama skoru verenler de Wildcats oldu. Yani iki skor verdiler. Karşısında herhangi bir şey alamadılar. En büyük sıkıntı da bence bu. O Draven üstündeki o yükler, o hayranlık yükleri altına dönüşmedi. Ve büyük sıkıntı. Tekrar bakalım buraya. Genç. Ya bir kere şeyi bırak dümdüz yani niye sola kayıtlıya kayıtlıya. Oo yalnız burada tekmeyle beraber burada Osman Ufra kurtarmış. Evet. Muhtemelen Like'e atmaya çalıştı ama. Olabilir.
Bilmiyorum ya. Ben yani hala doğru kayıtlama, doğru hamlelerle Ceyrus'un Ufrak'a yetiştiği ve o skoru aldığı, altınları da bozdurduğu bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Dümdüz kesinlikle. Vurabilirmiş. Evet. Zaten hani 2 ve 3 pozisyon. Hani Vay haritanın sol tarafında size böyle çok büyük bir tehdit edebilecek bir pozisyonda da değil. Hı-hı. Ama bir gerçek var ki oradan herhangi bir skor alamadı ve hayran yüklerinin yarısını kaybetti. Kararma tercih gelmiş. Yine son dönemlerde bayağı gördüğümüz bir eşya. Diğer taraftan da Rüzgar'ın hiddeti Ufak tarafından tercih edilmiş. Altın farkı 3300 civarında. Beşiktaş bir kez daha öne geçmeyi başardı. Oynadığı karşılaşmada. Ve kompozisyonları da fena değil. Oyunun ilerleyen aşaması evet. için, oyunun sonu için. Yan koridorda problem yaşayabilir. Bir tane skor bulabilse büyük bir ihtimalle 1400-1500'e yakın toplam altın alacaktı oradan. Ceyrus için bayağı trajik oldu. Ve Beşiktaş burada ejderi istiyor. Ersin geri çekilecek. Savaş çıkacak. Burkaç'ı kaçırdın Merciless. Tehlikeli olabilir. Merciless. Şimdi biraz geri çekiliyor. Ya bu alamette bir savaş göreceğiz. 5 oyuncu da 2 takımdan. Tam olarak burada. Ersin şimdi biraz önde kalmış olabilir. Ve setlendiğini gördük ejderin. Burada savaş istiyorlar şimdi. Nam orada bir hamle ama karşı hamle güzel geliyor. Diğer taraftan Lucky'ye arada kalmış olabilir. Kindir'e özür diliyorum. Ken'in güzel ulti attı ama aynı ulti güzellikte. Phenomenal'dan geliyor. Diğer tarafta Ersin'in arada kaldığını görüyorum. Ersin burada düşebilir. Ersin'e yükler geldi. Ersin'in düştüğünü göreceğiz. Gravitum'la birlikte iki kişiyi yerine sabitleyebilirdi. Beşiktaş. İki geldi burada. Bayonetta. Beşiktaş 3-0'a adım adım ilerlerken Valkets'in cevap veremediğini görüyoruz. Yani hem işte o bitkinlik eksikliği, aynı zamanda Osman'ın tekmesi de çok iyi bir açıya atmadı Bayonetta'yı. Yani Bayonetta'nın biraz isteyeceği bir pozisyona gittiğini gördük. Ve alameti de alacaklar. Altında 5000 öndeler. Şu her şey Beşiktaş'ın istediği gibi gidiyor. Yani şu takım savaşında başlangıçta LeBlanc'ı yakalamak istedi belki de Carver'da Chippa'yla birlikte. Ama Chippa duvara gidince kendisini de zor bir pozisyonda bıraktı. Tekrardan burada izleyeceğiz. Gerçi pozisyonu biraz ilerisinden izliyoruz. Şimdi bakalım da Kenan'ın girdiğinde Braum ultisi geliyor. Alanı yavaşlatıyor. Carver kaçmak için Chippa'yı duvara kullanıyor. Tekme fena değil ama yani yine de orada nişan Ersin ve Phenomenal'ı sersemletmiş ultiyle beraber. Yani arka tahta Ceyrus vurabilecek bir pozisyon bulamamış zaten. Yani devamlı bakıyoruz Ceyrus'un pozisyonuna. Aha. Hani ileri geri yapıyor. Bir tane şimdi Braum'a vurabiliyor. Onun dışında sadece kaçma onunla. Çünkü ön taraftaki şampiyonların hepsi düşüyor zaten. Yani tatlı körü yapabilecek. Bir de bu dakika yani Fiora'nın takım savaşına gelip de bir şey yapmayı bekleyebileceği bir dakika değil. Ama o zaman da ne yapmanız lazım? Her şeyi iptal etmeniz gerekiyor. Yani Fiora'yı salacaksınız. 4 kişiye kule koruyacaksınız. Hı. Ya da rakibin en azından aldığı global görevleri bırakıp izleyeceksiniz. Evet. En kötü Baron'da bir 4 ve 5 belki Fiora'yı oraya ışından da getirip oradan bir şey çıkarmaya çalışabilirsiniz. Baron vadiye geldiği zaman. Aksi takdirde yani bu takım savaşını Wildcats takım olarak istedi zaten. Takım halinde istedi. Kendileri geldiler buraya. Durum 6-2. Altın farkı daha da arttı tabii. Az önceki savaş sonrasında. Wildcats için diğer bir sıkıntı sadece Lee Sin'e skor var. Evet. Ya bir de şimdi alamet de var Beşiktaş tarafında. Alamet de kullanılabilir durumda. Bir sonraki ejderde bu alametin kullanıldığını da görebiliriz. O kullanacak size Canon komutana dönün bir bakın diyorum eşyaları. 2-0-1. Zonya'yı da bitirmiş. Ya Zonya artık roket kenar bitmiş yani. İstediği gibi pozisyona girer sadece güzel bir ışından atıp oradan hareketinizle beraber güzel bir açı yakalaması lazım. Aksi takdirde o senin söylediğin işte Fiora'nın W'su açıkken ultinin vereceği sersemetlerden de Zonya'yla beraber kurtulabilir. Evet. Alamet ikinci kafayı attı bu arada. Daha doğrusu kafayı attı ikinci kuleye. Ersin burada yakalanabilir. Ersin çok dikkatsiz. Ersin ne yapıyorsun? Az önce çiçek patladı orada. Ve Ersin düşüyor. Yalnız Wildcats yavaş yavaş. Wildcats kafa olarak kopmuş gibi duruyor burada. Versus terse geldi o hayalet zincir. Şimdi geri döndü. Hayalet zinciri tekrardan kullanabilir. Osman düşecek mi? Diğer taraftan kullanılan bir ulti var. Bayonet arada yakalanan oyuncu var. Phenomenal direkt olarak düşecek.
Beşiktaş adım adım finale gidiyor Beşiktaş. Burada bir skor da alacaklar. 3-0'a doğru ilerliyor gibiyiz. Şimdi Osman tekmeyi kullanacak. Baron çıktı bütün her şey olurken. Baron geliyor vadiye ve Baron alınacak. Aynen öyle. 20. dakikada yani belki de mevsimin en hızlı Baron'unu izleyeceğiz. Osman gelmeye çalışıyor, çalmaya çalışacak. Ama yani bu öyle bir savaştı ki kendine bir şey kalmadı bile. Giremedi bile pozisyona. Evet, hiçbir şey yapması gerekmedi. Osman yetişmeye çalışıyor. Osman gördüler sızdı. Osman sızdı. Tek bir şansı var. Tek bir şansı var Osman'ın. Şimdi ses dalgası tuttu burada. Osman'ı durdurmak zorundalar. Osman 2000 candan tek başına alamayacak burayı. Osman ultisi çok yanlış yere gidiyor. Cannon, Bayonetta ultiyle birlikte bu skoru alırken Baron'u da garantilemiş oluyor. Diğer tarafta alınan bir kule var ama hiçbir önemi yok. Ben Osman'ın şunu dediğine eminim. Abi bu Cannon'un hala ultisi mi var? Takım savaşı. Yani Ersin evet yani bu saça değmiş mi de? Evet yani üzerinde o gözler varken ne alaka oraya kafa atarsın. Hakikaten çok enteresan. Yani değmiş bir de bu açıkçası Valkes Akademi'nin tamamıyla hani oyundan koptuğunu gösteren bir işaret. Ve diğer taraftan Osman kaçmaya çalışıyor ve bir takım savaşı daha. Bakalım burada neler olacak. Herhangi bir Sihidar büyüsü kullanılmadı. Sadece burada Namlar ultisi gitti. Ya artık savaşabilecek gücü var mı emin değilim ben Wildcats'in zaten. Şimdi bu ejderi de bırakmak zorundalar. Wildcats... Şu an çıkış yolu göremiyorum ben Wildcats için. Oyunun sonuna gitseler oyunun sonunda çok güçlüler diyemiyorum. Yani taşıyıcı... Şu an savaşsalar şu an güçsüzler zaten. Taşıyıcıların hiçbirinde skoru yok ki. Evet. İki skoru var, ikisi de Lee'sinde. Yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Merciless ne yapmış? Görmedik ama Merciless teki atmış oradan. Merciless bir de buradan uzaklaşacak. Işından bir de buradan çıkacak. Ses dalgası tuttu şimdi. Osman rakibini bulmaya çalışıyor ama geri gittiğini gördük Merciless'ın. Bir de Merciless oradan çıkacak. Merciless aklıyla oynuyor şu an Valkets'in. Yani ters ayak yapıyor adeta bütün takıma ve yine burada Beşiktaş kimseyi kaybetmedi. Altın farkı 10.000 altına çok yakın ve çok erken bir dakikada orta koridor üçüncü kulesi gidiyor burada. Ya inhibitörü aldılar. İnhibitörden sonra devam etmeyecekler. Gerek yok etmelerine. Riske gerek yok. Beşiktaş Akademi finale çok yakın. Aradaki altın farkı 10.000'e yaklaştı. Merciless görmedik ama. Buhar etmiş resmen ya Draven'ı. Bir de yani ardından 3 kişinin arasında çıkıyor burada. Şurada da Vurkaç'a geri geliyor tekrardan. Tabii ışınlarla beraber Bayonetta takım savaşına dahil oluyor ama Bayonetta yine ya Cannon çok güçlü ama yani o gelene kadar olaylar o kadar çabuk bitiyor ki. Yani yapabilecek sağlam çok bir şey yok. Sağlam bir ulti göremedik ya değil mi? Evet. Takımı yaran. Yani şimdi mesela Wildcats Akademi burada ne mesela ne yapıyor yani ne arıyor şu an? Bayonetta şey 3 eşya bu arada. Ya Wildcats Akademi'nin olayı... Bir şeyler arıyorlar burada muhtemelen. Bir 3 dakika ejder çıkacak da işte hadi yok, orada bir şeyler yapalım herhalde. Şu an ama şey ya. Birini yakalayalım, düşürelim, oyunu yavaşlatalım. Belki kule alır, altın kazanırız da. Beşiktaş hiç oralı değil. Hatta ayrı oynamıyor Beşiktaş. 5 kişi orta koridora ittiler. Şimdi üst koridora gidiyorlar. Üst koridor kulesi alınacak. Üst koridora ittirmeye devam bir edecekler. Bir tane Şermih ile beraber ne kadar hasar verdi. Bu arada Meşe'yi de gelmiş. 10 yükle sahip şu anda Meşe'si. Oralar çok tehlikeli yalnız. Buraya dümdüz kafa atmamalı. Carve yine de o kafayı atmayı tercih etti. Üstten ittiren bir oyuncu var. Ve Beşiktaş. Mavi takımın kulesi yerine bir doğru. Üst koridordan kuleyi de aldı. Merciless o kadar rahat ki yani onu durdurabilecek biri yok. Yani kitle kontrol Naturus'tan geldiği anda takım arkadaşlarıyla yani Valkes aynı sayfada olması lazım ki o komboda hani düşürebilmeleri gerekiyor. Yani, o da biraz açıkçası zor görünüyor. Yani, Beşiktaş'ta oyunu biraz böyle rolantiye aldı. Onlar da ruhu bekliyorlar diye tahmin ediyorum. Ve bir sonraki Baron'la da oyuna ve seriye son noktayı koyabilme şansları mevcut. Yani tabii kendi ormanlarındaki kampları bile almakta zorlanıyor şu an Valkes Akademi. Tabii ki de oralara girmek çok zor. 2 dakika kaldı bu arada hem Ejder'e hem Baron'a. Şimdi Bayonetta ultiyle birlikte Ersin'in üzerine gidecek. Ersin'in buradan çıkışı yok. Yok oldu Ersin. Silindi haritadan. Aradığımız Namp ultisini kullandı. Burada bir oyuncunun Osman'ın da düştüğünü göreceğiz.
üst üste skorlar bulmaya devam eden bir Beşiktaş Akademi. Valkes yani hamleleri tahmin etme noktasında da problem yaşıyor şu anda. Burayı da bırakmak zorundalar. İkinci kulede gelecek alt koridordan ve Beşiktaş hiç hata yapacakmış gibi durmuyor açıkçası. 25. dakikada yani her maç bir öncekinden daha kararlı, daha net bir performansla sona doğru gidiyor Beşiktaş. İnhibitör kulesini de alacaklar dakika 25'te. İnhibitör de gelecek. Beşiktaş Akademi. Kaldı bir adım. Kaldı. Bir inip. Önce bir reset, sonra ejder ruhu. Ejder ruhun orada çıkacak belki bir takım savaşıyla. Yani Wildcat son umut orada savaşmayı düşünebilir bir ihtimal. Orada çıkacak bir savaştan sonra Beşiktaş yani ejderi alsa da verse de büyük bir ihtimalle kazanacak zaten. 30 saniye senin de söylediğin gibi ejder ruhuna 35 saniye barona kaldı. Yani bir eşya fark var iki nişancı arasında. Yani daha Kalkanya'yı bile bitmedi Raven'ın. Kalkanya demiş özür dilerim. Kanat Somuş'u. Şimdi bitirdi. Ya Kanat Somuş bitti. İki eşya. Şimdi Ufron muhtemelen birazdan ebedi kılıcı bitecektir ama bu savaşta olmayacak ebedi kılıcı. Diğer taraftan asıl problem Kenan ya. Dördüncü eşyası bitecek neredeyse. Sadece birleştirme parası kalmış. Merciless rakibin üzerine gitmek istiyor. Osman'la karşılaştı orada. Bayonetta da. Merciless da Osman'ın geçişine izin vermek istemiyorlar. Şimdi hayali zincirler tuttu. Hayalet zincirler tuttu. Bir baron denemesi mi var orada? Diyeceğim baron ama yani. Denemesi yok. Baron etrafında görüş almaya çalışıyorlar. Yerleşmeye çalışıyorlar. Yan Priyengeç kesildi. Şimdi Karve fark edildi. Karve'nin üzerine gidebilirler burada. Karve arada kalacak ve düşen ilk isim olacak burada. Ultiyi kullanmış olsa da diğer tarafta Osman'ın üzerine giden bir oyuncu var. Merciless oradan uzaklaşacak. Kendi ultisi kullanıldı burada Phenomenal tarafından ama verimli değil. Diğer tarafta Ersin'in düştüğünü de göreceğiz. Phenomenal'la düşecek. Beşiktaş Akademi finale doğru adım adım Işınlan geliyor. İlerliyor. Işınlan geliyor. Karşılaşmayı bitirmeye gidecekler. Ve Beşiktaş Akademi finale adını yazdırmak için ilerliyor. Rakip üste doğru ilerliyor. Bayonetta ilk Nexus kulesini yıktı. Inhibitor'un alınmasıyla birlikte ikinci Nexus kulesi de gidecek. Herkesin beklentisinin aksine Beşiktaş Akademi 3-0'la birlikte Akademi Ligi finaline adını yazdırıyor ve Denizbank Valkyries Akademi Akademi Ligi'nin bir numaralı favorisi galibiyet bile alamadan yarı finalde elendi. Ya inanılır gibi değil gerçekten. Tam tersini söylesen kimse bence şey yapmazdı. İtiraz etmezdi. Yani bugün Wildcats Akademi işte 3-0 kazanacak bu seriyi desek çok bir şey denmezdi yani, ama yani şöyle, tam tersi gerçekleşti. Helal olsun ya. Yani skor tahmini yapacak olsaydık yani 3-0 3-1 3-0 3-1. Ben 3-0 derdim. Hı-hı. 3-0 Wildcats. Ben 3-1 derdim. 3-1 Wildcats derdim. Ama yani şu güne geldiğimizde yani Beşiktaş ne yaptı bu bir haftalık süreçte tam olarak bilmiyorum ama yani öyle bir hazırlanmışlar ki Merciless oyunun üzerine oyun katmış. Onu bir kere söyleyelim ki bence de serinin en iyi oyuncusu olmasına aday. Diğer taraftan da özellikle ben Beşiktaş Akademi'nin bu 3 oyunda da yaptığı hamleleri tam olarak anlamadım. Hani şöyle anlamadım. Yani kitle kontrol konusunda her zaman sıkıntılı bir kompozisyon kurdular. Ama uygulamada da bir o kadar iyilerdi. Evet. Ya bunun da hakkını vermek lazım. Gördüğümüz kompozisyonlarda son kompozisyonu hariç yani şu anki ekrana gördüğümüz şampiyonlar hariç hep kitle kontrolü sadece Naturus üzerinden çeviren bir kompozisyonla oynadılar. Ama her seferinde de taşıyıcılarına o skorları, o altınları aktarmayı başardılar. Diğer taraftan ise Wildcats adına gerçekten çok kötü bir gündü. Evet. Yani ne isteneni yapabildiler, ne bekleneni verebildiler. Bence bugün kendi kimliğinin dışında bir oyun oynamaya çalıştı Valket. Kafa olarak da çok uzaktalardı. Evet. Yani Ceyrus hiç yok seride. Ersin 10 karşılaşması hariç hiç beklenenleri karşılayamadı. En büyük soru işareti belki de. Phenomenal benim çok beğendiğim bir orta koridor oyuncusuydu. Ve Phenomenal 3 karşılaşmanın 3'ünde de yok. Yok yani haritada yok. Biraz önce izlediğiniz pozisyon bence maçın kırılma anlamında bitti. Orada Draven o ekstra 700-800 altın alabilseydi. Burası da bence. Burası da kesinlikle öyle. Yani neden geri adım atıyor ya da neden... En başta neden Braum'a vurdu? Braum'a vururken neden sola doğru, geriye doğru kayıtladı? Hı-hı. Çünkü sola doğru kayıtladığı için balta da oraya düşüyor.
geri adım atması mesela gerekiyor. Halbuki gözünü kapatıp Aphelios'a gitse skor alacaktı. Burada da takım ikiye ayrılmış. Yani Draven'la Lee's'in üst taraftaki takımın geri kalanı nehrin üstünde yani. Direkt takım savaşı 3-5 gerçekleşmiş burada. Evet. Ki hani tekme de burada Bayonetta'nın üzerine geliyor. Daha iyi bir Kennel ultisi de burayı silip süpürürlermiş. Ve hani günün değerlendirmesine baktığımız hani bu maçtan biraz böyle uzaklaşıp gerçekten müthiş bir oyun ortaya koydular. Ya bu arada bu apayrı bir seviye. Bu çok tuhaf. Yani kafanın gittiği bu evet. Burada gözüküyor yani. Bu şöyle acaba bir anlık başka yere mi baktı? Bilmiyorum ama takım arkadaşlarının da farkına varmış olması lazım. Yanından animasyon geçiyor gidiyor. İşte diyorum çünkü. Yani ekran acaba böyle sağ tarafta bir yerde miydi? Ersin görmemiş olabilir. Ortaya, takım arkadaşları da gördü evet. O efekti. Onlar ortaya da görebilir. Right click bıraktı da acaba kuşların arkasından orta koridordan yürüyeceğini falan düşünüyordu herhalde. Bilmiyorum. Bilmem ama yok dümdüz çalıya girdi evet, ya. Dümdüz çalıya girdi yani yukarıdan falan da. Çıkmaya çalışmadı. Enteresan gerçekten yani ya, Ersin oldu orada ölüşü. Merciless'ı övdük. Çok da iyi oynadı ama bir oyuncu daha var Lykia. Tabii. Muazzam bir seri geçirdi o da. Onun da hakkını vermek lazım. Nautilus ikinci karşılaşmadaki Nautilus performansı iyiydi. Muazzam. Hı-hı. Burada yine Braum'la çok iyi oyun oynadı. Takım arkadaşını çok iyi korudu. O da yani MVP adayında evet. İki numara belki de. Ama Merciless çok net ya. Bayonetta'yı da tebrik edelim bu arada. Ondan çok az bahsettik aslında bu son seride. Son maçta çok gerek kalmadı ya. Ona pek gerek kalmadı ama Gwen oynadığı maç, yani zor bir kompa karşı iyi performans sergiledi. Aatrox oynadığı maç, takım savaşlarında gizliden gizliye aslında bayağı çok iş yaptı, resetleri aldı. Bayonetta'nın da çok iyi geçirdiği bir seriydi aslında. Yani katılırım ama... Kötü yani, diyeceğimiz bir oyuncu yok. Yani kesinlikle yok. Ekstra yapan ben Merciless'da burada. Tabii canım. Çok büyük tabii. Ekstra yaptı. Çok. Vermek lazım. Şöyleydi zaten. Hani şampiyon havuzu konusunda belki lig aşamasında sıkıntılı bir oyuncu olarak görünüyordu. Ki çok fazla Syndra'ya saklanıyordu bu. Yani oynamasın diye. Yani kendisinin bu kadar kısa sürede bu şekilde geliştirmesi hani benim acayip hoşuma gitti. Ve bir anda belki de Wildcat... Merciless'ın bu duruşunu, bu şampiyon havuzunun kendilerini tehlike olarak bile görmüyordu be. Ama bugüne baktığımızda yani serinin bence bir numaralı oyuncusu olmayı sonuna kadar hak ediyor. Ya kesinlikle öyle. Dediğim gibi Beşiktaş tarafında hani şu oyuncu zayıf kaldı, şu oyuncu performans veremedi diyemiyorum ben. Hı hı. En şey olan böyle, en göze batmayan performans bu arada Ufrak'ta. Üzerine hiçbir şey düşmedi çünkü. Evet, evet. Bir nişancı olarak böyle oynamak istersin bu arada bu takımda. Bütün takım arkadaşları üzerine düşeni yapıyor. Ufrak'a kalıyor. Arkadan iki ufak hasar ver. Ulti at Aphelios'la. Ya çok rahat bir oyun geçirdi. Hı hı. Koridor aşamasında bir ufak problem yaşadılar ama dert değil. Ama Beşiktaş'ta bütün bugün yani... Bütün dişler çalışıyordu. Yani orta koridordaki 2v2'ler, orta koridordaki 2v2'lerin desteklerin gelmesiyle beraber işte oradaki 3v3'teki o üçlünün arasındaki sinerji, yani destek, orta koridor ve orman arasındaki sinerji, alt koridorda yapılan o 3v3'ler, ormancının ve işte destek nişancıyla beraber yapılan 3v3'ler, evet, birkaç tanesi belki de istedikleri gibi sonuçlanmadı ama Draven'ın sihirdar büyülerinin olmadığı anları denendi bunlar ki denenmesi de gerekiyordu zaten. Ama baktığımızda genel olarak yani bütün yani seri 1-2-3. Maça baktığımızda bugün iyi olan taraf kesinlikle Beşiktaş Akademi'ydi. Onları tekrardan tebrik edelim ve finalde başarılar dileyelim. Ya kesinlikle finalde şimdi yarın tabii Dark Passage Akademi ile Nasır Akademi olacak. Orada da tehlikeli takımlar var, tehlikeli oyuncular var. Onlar da rakibini bekliyor olacak. Muhtemelen tabii biz bunlardan bahsettik ama hem Nasır hem Dark Passage fark etmeksizin bir yarı final hazırlığı, bir de final hazırlığı yapmışlardır. Evet. Finalde de muhtemelen Wildcats hazırlanmışlardır. Böyle bir problem var şimdi. Bu yarın oynadılar. Doğru. Kazanan takım hangisi olur bilemiyorum ama. Kazanan takım finalde Beşiktaş'a sıfırdan hazırlanmak zorunda kalacak muhtemelen. Aynen öyle. Aynen beklenmedik öyle. Bir şeyi başardı Beşiktaş. Çok da güzel oynayarak başardı. Yani şey değil bu. Beşiktaş işte 3-2 kazandı, ucundan kazandı, ufak hatalarla kazandı değil. Beşiktaş dümdüz. Daha iyi oynayarak kazandı. Zayıflık göstermeden kazanlar. Belki Beşiktaş'ın cebinde de var daha görmediğimiz silahlar. Bilmiyoruz yani onu görebileceğimiz bir ortam çıkmadı ortaya. O yüzden yani Beşiktaş'ın müstakbel rakibini diyelim zorlu bir görev bekliyor. Kesinlikle. Bu arada tabii röportajımız hazırmış. Serinin kahramanlarından bir tanesi Lykia bizlerle olacak. Hı hı. Hoş geldin Lykia, nasılsın? Hoş bulduk. Merhabalar. Teşekkür ederim siz. Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Tebrik ederiz bu arada. 3-0 net bir galibiyet. Bekliyor muydunuz 3-0'ı? Açıkçası biz 3-1'lik bir seri bekliyorduk. 3-0 bizim için de sürpriz oldu.
İlk iki karşılaşmayı kazandıktan sonra üçüncü maçı kazanmak çok kolay oldu. O yüzden 3-0 oldu diyebiliriz. Lakers, hemen sana şunu sorayım ben. Sezon boyunca çok kuvvetli görünüyordu Wildcats Akademi. Bunun sen de farkındasındır ki oynadığınız son maçta onlar size karşı da bir hani galibiyet kazanmışlardı. Onların bu kötü gününü veyahut da hem maç içinde hem de seçim yasaklama ekranındaki bu kötü oyunu, bu kötü performansı neye bağlıyorsun? Yani çünkü sezon içinde senin de çok iyi oynadığın oyunlar vardı. Bazı oyunlarda senin performansını düşürene de tanıklık ettik ama bugün gerçekten hani Merciless biraz ekstra yaptı ama o ekstra yapmasaydı bence MVP adaylarından bir tanesi sendin. Ne düşünüyorsun bu konular hakkında? Öncelikle Ivy'nin performansından bahsetmek istiyorum. Sezon boyunca çok güzel bir oyunu sergilediler. Ama oyunları çok tek bize göre, yani bizim analizimiz, koçumuzun analizi tek düzey boyun koyduklarını düşündü ve onun üzerine bir oyun yönelik bir plan yaptık. Bu planda iki maçta çok baskındı yani. Hem draftta çok rahattık hem de oyunu çok rahat oynadık. Lig içinde evet bazı maçlar kötü geçti. Bazen istediğimiz oyunu tam olarak koyamadık. Çünkü herkes yeni oyuncu. Biz de 5 kişi uzun süredir oynamıyoruz. Dördümüz sadece Mercedes, ben ve Dump daha önceden aynı takımlarda oynadık. Ama onun öncesi tamamen yeni oyuncular bizim için. Alışma süreci de çoktu. Playoff haftasından sonra biraz bir rahatlık çöktü. Hani playoff'a kaldık zaten, hani artık şeye bakalım. Öyle olunca son maç hani biraz şey diyebilirim. Lig içinde kendimizi tam gösteremedik ama bu 3-0'lık maçla beraber kendimizi gösterdiğimizi düşünüyorum. Yani seriye adaptasyonunuz bence Wildcats Akademi'ye göre daha iyiydi. Tekrardan sizi tebrik ediyorum. Umarım senden de finalde yine güzel performanslar izleriz. Ben Can'a sözü bırakmadan bir tane soru soracağım hemen Can. İlk seçim yasaklama ekranını soracağım. Aslında biz burada konuşurken işte tek kitle kontrol oynadınız Nautilus'la birlikte. Çok agresif seçimler, akaliler vesaireler geldi. Ve kötü başladığınız bir karşılaşmaydı. Hem seçim yasaklamadaki o planı az çok bize anlatır mısın? Hem de iki karşılaşmada, aslında iki karşılaşmada geriden gelip kazandınız. Onlar hakkında da bir konuşursan sevinirim. Pikler özelliğine teker teker bahsetmeyeceğim ama kurduğumuz komp genelde hani biraz ilk iki ejderi ya da ilk rift'i verebiliriz ama ilk iki ejderden sonra, yani tüm kerelerimiz main core item'ını aldıktan sonra çok güçlü olduğunu düşündüğümüz komplardı. Ki oyunda öyle de kaybetsek de komplar sayesinde bitkeninde çok rahat kazandığımızı düşünüyorum. Bence geri dönüp kazanma sebebimiz bu. Teşekkürler Can. Ya benim de sorum aslında potansiyel final mücadelesi üzerine. Oraya giderken ya zaten çok bir vakit de yok aslında ama rakiplere baktığınız zaman hangi rakibinizin daha kuvvetli olacağını düşünüyorsunuz size karşı ya da kiminle karşılaşmayı bekliyorsunuz? Ya şimdi burada söylediğimiz her söz video olarak kaldığı için kendi şahsi fikrim ve bence DP kazansa bizim için çok kolay geçecek. Ama Nasır kazanırsa daha zorlu bir rakip. Nasır'a karşı ligde de kazanamadık. DP'ye karşı çok rahat oynuyoruz. Gönlümüzden DP kazansın geçiyor. İki takıma da başarılar diliyorum. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tebrikler tekrardan. Larkia, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğim bir şeyler varsa onları alalım ve seni galibiyeti uğurlamaya, kutlamaya uğurlayalım daha doğrusu. Buradan ufak bir şeyler söylemek istiyorum hazır buraya çıkmışken. Öncelikle tüm takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sezon boyu çok iyi çalışmasak da, ya dürüst olayım, çok fazla scrim atmadık, her gün maçlar atmadık. Sadece belli başlı hazırlıklar yaptık. Ona rağmen buraya kadar geldik ve bunda takım arkadaşlarımın payları çok büyük. Başta üst koridor Bayonetta, Orman'da Dump, Mid'de Mercedes, Edikeri'de Ufrak, hepsine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca koç ekibine, Doktor ve Zetsu'ya. Onlar da bizde çok emeği oldu. Başka eklemek istediğim bir şey yok. Teşekkürler Like'e. Elinize sağlık tekrardan. Finalde başarılar diliyoruz size. Görüşmek üzere. Ormancıya Numb değil de Dumb demesi çok. Ha, kendi aralarında. İşte biz de yapıyoruz onu. Biz de sana neler diyoruz Scarlett. Benim nickname çok güzel yerlere çekilebiliyor valla. Evet. Bu arada hasar ekranımız hazırmış son karşılaşmanın. Onu da ekranlarımıza alalım, onu da görelim. Kim ne kadar hasar vermiş, yani hasar eksikliğini, işte ne kadar üstün bir karşılaşma geçirdiğini net gösteren bir istatistik ekranı. Sadece iki kulesi var Wildcats tarafının. Hareket edemedi Wildcats ya. Yani baksana 7000 altın yok. 7000 hasar daha doğrusu. Ejder yok. İki tane kule alabildiler sadece, yani alamet yok. Şöyle düşün, Braum'un 5700 hasar çıkardığı yerde Fiora'nız ve Lee'siniz Braum'u geçemiyor. Yani söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Evet. Braum doğru yani. Doğru diyorsun. Biz bol bol bahsettik aslında MVP'den ama onu da ekranını bir görelim. MVP'miz Merciless oldu. 3 karşılaşmada da çok iyi performans. İlk karşılaşma çok kötü başlamıştı aslında onun adına ama çok iyi bir geri dönüş sergiledi.
hasar katkısında görüyoruz. Leblanc'da %30, %32. Çok net oyunlar. Merciless'tan. Onu da tekrardan tebrik edelim. Serinin evet. oyuncusu oldu. Ve Beşiktaş. Beklenmedik bir hamle yaparak belki de 3-0 finale adını yazdırırken biz de ilk günün sonuna geldik. Ağzınıza sağlık. Scarlett. Senin de ağzına teşekkürler. Sağlık, Triel. Bizden bugünlük artık bu kadar. Yarın ikinci yarı finalde Nasır Akademi ile Dark Passage Akademi karşılaşacak. Burada olmayı unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. We'll be right back.